spor hoş geldiniz. Mutlu akşamlar diliyoruz. 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Sarı kırmızılılar Ankara'da Ankara Gücünü 4-1 mağlup ederek 23. şampiyonluğunu kazandı. Hasan Kamze de şu an Yayına geldi benim için de. Ben teknik direktör değilim abi. Basın toplantısı gibi bastım burayı. Evet. Bu kupayı alsak ya 8 senedir alamıyoruz bari bunu Tebrikler. İyi. Hoş geldin. Hasan abi ayağını tozlu yetişti abi tebrik ederiz. Vallahi gönülden. Tomalar vardı. Mağara bunu versin. Şimdi yetişti. Şimdi mikrofonu mikrofonunu takıp Hasan Kabze yayınımıza gelecek. Galatasaray 23. kez şampiyonluğa ulaştı. Ankara deplasmanında Ankara gücünü 4-1 mağlup etmeyi başardı Sarı Kırmızılar ve zaten bu karşılaşmayı kazandığında Derbi'nin bir önemi kalmıyor şampiyonluk açısından ve bu maçı kazanarak işi Derbi'ye bırakmadı. Galatasaray 23. kez şampiyon oldu. Serhat Akın, Hasan Kabze ile beraber bu karşılaşmayı konuşacağız. Galatasaray'ı canı gönülden tebrik ediyoruz. Serhat abi hakikaten bence hak ettikleri bir şampiyonluk kazandılar Kesinlikle. Sözü şeyi bırakalım. Hasan abiye bırakacağız tabii ama Aslında o şimdi hazırlanıyor. Hazırlansın ben... Sadece şunu söyleyeyim kısa değerlendirme. Fenerbahçe sezonu çok iyi başlayıp geneline yay yayamadı. <laughs> Galatasaray inişli çıkışlı sezon startını çıkışta bitirdi. Akittir bir şampiyonluk kutlamak düşer bize. Ee, güzel bir söz var. Mükemmedin. Tabii ki. Eli öpeceksin. E, yapacak bir şey de yok. E, detayına konuşuruz. Detaylı Niye de buraya geldi? Neden Galatasaray şampiyon tarafında. oldu? Ama Galatasaray önemli olan şu an tabii. Fenerbahçe Baş tarafına Hasan Kavze. Fenerbahçe e. tarafına geçtiğimiz zaman Fenerbahçe neden olamadığı kısmını tabii ki değerlendiririz daha detaylı ama tabii şu anda Galatasaray'ın neden şampiyon olduğunu konuşacağız. Hasan abi tebrik ederiz. Çok teşekkür. Kolyen da çok güzelmiş. <gülüyor> <gülüyor> evet, Aslan'ın emojisi var kolyede. Vallahi e, bir yandan sonuna tabii... kadar hak edilen bir şampiyonluk. Vallahi inanılmaz. Gururluyum Okan abi adına. Bir taraftan Icardi'nin doğruyu... omuzlarında galiba. Icardi omuzunu evet, aldı evet, hocayı. Evet, Mauro Icardi omuzunda getirdi. Bu inanılmaz bir görüntü bu. Yani hocayı sadece Mauro Icardi sırtlanıp tribüne götürdü ya. ve şu sarılma da tarihe geçecek bir fotoğraf yani. Evet. Bence Okan abi Icardi'yi de sırtına alabilir yani. <gülüyor> <gülüyor> Aslında da olabilir Sonrasında doğru. bütün sezon boyunca ee, gerçekten inanılmaz işler yaptı. İkardi için söylüyorum. Bugün de bugün maçı de, çözdü gene. Bugün de 20 golden fazlasını atarak Attı. <laughs> 21 artık Gülen'e mesaj vermiştir herhalde diye düşünüyorum. <laughs> Boyalar hazırlanmış mı? Boyalar hazır mı? <laughs> yani bugünün özelinde de e, zaten golle başladı Icardi. 1-0 yaptı. 1-1'e bir gelmek bu tarz maçlarda belki sinir stresi yükseltebilir. Orada Ankara gücünün atakları vardı çünkü. Ama yine çok klas bir golle 2-1'i bulunca tamamen rahatlattı Galatasaray'ı. Valla gerçekten aslında maç çok heyecanlıydı yani. İlk evet itili geldiliği geldi, böyle... oldu. Bol kar, bol pozisyonlu, inanılmaz heyecanlı, yağmurun. Çok da iyi oynadı Ankara ya. yani o dağ, dağılana kadar, üçüncü golü yiyene kadar. Aynen o gerçekten yani her iki takımda inanılmaz zevk verdi ilk 30 dakika boyunca. Ee, vallahi Valla ne desem azdır yani sonuna kadar hak edilen bir şampiyon. Kesinlikle öyle. Burada haftalarca, aylarca hep bunu konuştuk. Galatasaray takımı e, yani şu kupa biraz küçük ama. <laughs> onu yani biraz daha büyüğü işte değişmiş zaten. Onun biraz zaten. daha büyüğünü sonuna kadar hak etti bütün camiayı tebrik ediyorum. Biz onu içeride büyütürüz ya şeyde. <laughs> Olabilir görselde kardeşim. görselde kaldıran <laughs> şu onu. Gerçekten yani sonuna kadar kedilen Muslera'sından yani yedek kalecisine kadar. Bugün Muslera diyoruz. Bugün de yine yani öyle bir top çıkarttı ki inanılmaz ya. yani. Yani ya. orada ben buradayım, ayaktayım diyor. Takıma ya da bir mesaj gerçekten veriyor. Gerçekten yani. yani bugün ya o Mustar öyle, Icardi öyle, Kerem bütün Müthiş özelliklerini o, 99 Müthiş yapmış oynadı. geldi. Müthiş öyle. Aynen öyle 99 olmuş. Bütün harap <laughs> attı. Bütün, oğlum ya bütün sezon boyunca dedik yani bir kere bakarak atsam. Bütün bu, 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 bu hepsini bugün attı. Bunu ne diyorsunuz? Erdem Timur'la e, Mertens miydi? Yok şey Torreira. Torreira yerde yuvarlanıyor. Icardi bu sefer Okan Hoca'nın oğlunu omuzla ee, omuzlayıp evet. götürdü. Bir yandan da tabii görüntüler akıyor. E, Galatasaray'ın şampiyonluk anıtlamaları devam ediyor sağ içinden. Yani e, Timur'la beraber Icardi e, sağın içi, şey Icardi e, Torreira sağın içerisinde yuvarlanıyor. Yuvarlanıyor şaka gibi yani. Hani evet. böyle şeylere çok alışık değiliz biz. Görüşmeler. Yöneticiler genelde biraz daha şey durur değil mi? Biraz Böyle. Biraz daha uzak durur. Hani biraz daha resmiyet vardır ama. <laughs> ne olacak Hasan? Biz 5 senedir yuvalanıyoruz yerlerde. <laughs> Maalesef kardeşim be. <laughs> gün gelirse de devran <laughs> döner belki bir gün. Beş <laughs> i̇şte belkilerle olmuyor abi. Belkilerle <laughs> olmuyor. Şimdi <laughs> neden belkilerle olmadığını Galatasaray üzerinden daha net anlatacağımızı düşünüyorum. Ee, bence filmi birazcık geriye sarmak lazım Galatasaray'ın şampiyonluğunda. Takımın kurulumu, hatta başkanlık seçimine kadar gitmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, o dönemde çok iyi hatırlıyorum yaptığımız programlarda Galatasaray'ı konuşurken, değerlendirirken. Ee, birazcık geç oldu, Okan Buruk hamlesi biraz daha geç geldi ee, kısmını hep konuşuyorduk. Transferler de Galatasaray'da en geç yapan takımdı. Ee, aslında bakılırsa Hasan abi. Lig'de başlamıştı. yani Tablo şuydu Galatasaray'da, geçtiğimiz sezonu çok kötü bitirmiş. Bu sezon yıldız transferleri yapmış ama e, transfer sezonunun sonuna doğru son gün 5 oyuncu birden indi e, havalimanına. E, olacak mı, olmayacak mı, tutacak mı, tutmayacak mı? Soruları hep vardı Galatasaray için. Fenerbahçe de güçlü bir başlangıç yaptı lige. E, bu durumda Galatasaray'ın tek çıkar yolu vardı. Fikstürüne baktığın zaman bir şekilde maçı kazanması. İlk etabı böyle açtı Galatasaray. O maçları yani, kazanmayı bildi. Valla yani ilk etabı yani o kadar hazır olmayan bir takımı <laughs> bu kadar çok fazla puan alarak ayakta tutan Okan Hoca. Yönetim tabii ki de ama. Bafetimi Gomis. Yani özellikle bütün oyunculardan inanılmaz verim aldı Okan Hoca. Ee, oynayan oynamayan, evet. sonradan giren. işte ne bileyim yani... E, bütün herkes yani gerçekten inanılmaz emek sarf etti Okan Hoca bu konuda. Herkesi ayakta tutulmak çok zordur. Böyle şampiyonluklar inanılmazdır. Hoca hem aynı takımda şampiyonluk yaşamış. Yani Cumhuriyet'in 100. yılında böyle bir şampiyonluk... Yani Okan Hoca'nın hanesine yazılması çok da oca Ruhasay için Galatasaray takımı için yani Cumhuriyet yani gerçekten çok önemli bir şampiyonluktu bu. Ankara'da Sadece kazanılması bu şampiyonluğun. şampiyonluğu. Okan Aynen. Hoca'nın e, ilk biraz önce duymuş mu onu? ilk Oturuz. şampiyonluğundaki Aynı tarih. Ankara Gücü'ndeki şampiyonluğu için burada yani inanılmaz bir e, tevafuk olmuş evet. ama yani, yani mutluluğunun ya yani yaşaması sonuna kadar hak eden İkinci bir şampiyonluğu hocanın bu Süper Lig'deki ama bu tabii ki çok başka. Yani ulusal açıdan çok farklı bu. Onun yeri farklı. Oralarda yıllarca önemli zaferler yaşamış e, milli takımında Türkiye'nin de çok önemli bir futbolcusu Okan abi. Şimdi baktığında hem beyefendiliğinle hem tabii hoca, hocalık bak hocalık kısmı farklıdır Berkay. Tabii ki. Hasan tabii ki, yani tabii ki. daha iyi o da analiz eder. Şimdi oyuncu sahada farklıdır. O, hoca olduğumu sağ yani çizgi kenarını biz bilemeyiz. Oradan daha fazla itiraz ediyor gibi gözü, daha antipetik gözü bir ama sonuçta bu insanın kişiliğini değiştirmez. Mutlaka. Okan abi'nin ben çok düzgün bir insan olduğunu biliyorum. Ee, o yüzden de e, şampiyonluğu da kutlu olsun. Hem camian hem şeyin. Hak ettiler. Futbol, kaliteli futbolcularla oynanır. Kaliteli işlerle, kaliteli yönetimle bu işler olur. İdari kısmı Sadece çok futbolcu da değil. Sadece futbolcu değil. Abi biz dünya futbolunu hepimiz takip ediyoruz. Hasan da burada. Almanya'da inanılmaz bir sezon sonu yaşandı. İnanılmaz sezon bu, finali. Evet. Böyle bir şey olamaz. Yani i̇nanılmaz. kendi evinde Dortmund, Fenerbahçe gibi şampiyonluğu her zamanki gibi kaçırdı. Bir de çok fazla gelmiyor Dortmund abi. Tabii ki. Gelmişken de alamıyorsan abi o zaman ne oluyor biliyor musun? O zaman gideceksin. Mükemedi'nin el öpeceksin. Bayern gerçekten büyük takım ama başka bir şey söyleyeceğim. Şampiyonluğu aldı, soğukkanlı oynadı, bitti. Şampiyon olan takımın sportif direktörüne ne siyosunu yolluyorlar 5 dakika Bak, sonra yolladı. İnanılmaz bir şey evet. ya. Bak. Çok önemli evet. bir şey söyleyeyim. Aynen öyle abi. Büyük Ve bu zihniyet işte oturmadığı sürece Fenerbahçe'de, Fenerbahçe aynı bu şekilde devam Gemileri yakaladılar, Maninan'ı yakaladılar, hep boş. Evet. Bak bir şey söyleyeceğim, kimse yanlış anlamasın. Galatasaray sonuna kadar hak etti. Bugün bu konuşmayı herkes bir kenara yazsın tamam mı? Bugün itibariyle yarın sosyal medyada şunları göreceğiz. Yok Fenerbahçe Lea'yı alıyor, yok Fenerbahçe bilmem neyi alıyor. Hikaye. Gündem değişecek. Yani ve yani ve sürekli aynı döngüye Meryem. girecek Her bu. Evet. Tamam mı? Bu çok yanlış abi. Bu şekilde sen, bak bir şey söyleyeceğim. Kendi camiası, başarısız olabilirsin başarısız olduğu için sadece ben eleştiri yapmam. Ben ilk önce kendini eleştiri yapıyor mu? Ona bakarım. Şimdi ben başarısızım tamam mı? Ben ilk önce bir kendimi eleştirmem lazım. Ben nerede hata yapıyorum diye. Bu olmadığı sürece ben çok sinirlenirim. Sen güzel bir örnek verdin. Bayern örneğinin benzerini Galatasaray yaptı bu sezon. Şimdi birinci santraforu Seferovic'ti Galatasaray'ın. Direkt paketledi. Yunus'tu en önemli sakın kanat oyuncusu. Anladı olmayacak. Hemen Icardi hemen Raşitsa yaptı orayı. Hemen değiştirdi. Abi krizi çözebiliyor. Başkanını değiştiriyor ya. Yani başkan değişiyor tabii canım. Değişiyor ya, gidiyor yani. Şimdi mesela ben bir şey soracağım. <laughs> Bu futbol sonuçta başarı endeksli bir spor değil mi? Yüzde %100. Bir başkanın ne yapması lazım ki değişmesi için? Merak ediyorum ya bu bu Ali Koç evet. için özel bu konuşmayı yapma beni. Ben o ben yani. ismini de aslında kullanmak istiyorum. Beni ilgilendirme. Ben size bir şey soracağım. Yani bir camiada tamam o zaman ben de başkan olayım abi. Ya yani kötü giderse de bana zaten. Ben istediğimi yapabilirim. Siz benden Leo'yu beklersiniz, bilmem neyi beklersiniz. Ben size Rossi getiririm, tamam mı? Sonra çıkar e, senin sosyal medyadaki yandaşların der ki Rossi bu kadar asist yaptım kardeşim. Rossi 50 tane asist yapsa ne olur? Topçu değil bir kere abi. Ben futbolculuğuna bakarım. Skora katkısı ne? O 9 asist yapmış. E sonuç ne olmuş Şimdi yani? Yani Mauro Icardi bu tek rezon... başına şampiyon yaptı kardeşim. Torreira tamam önemli. Evet, dağıtmıyor takımı. Da, yani Galatasaray dağılacağı noktada o, o Torreira devreye giriyor. O, o kırıntı parçalarını toplayan Torreira. Evet. Ama bitiriyor abi işi. Doğru. Bitiriyor abi adam atıyor yani. Atıyor. Yoktan var 10 gol ediyor. atmış Galatasaray son 10 cık. golünün 8'ini karşı atmış. Yani kaliteli abi. futbolcu abi. Ee, ve hepsi 3 puan goller yani. Abi yani zaten sezon başında eğer ki yani şimdi ya şöyle bir şey var. Çok önemli bir oyuncu, çok çok önemli bir oyuncu Galatasaray için. Evet sezon başında çok fazla işte eksikler vardı falan filan vardı ama işte dediğim gibi yani Galatasaray takım orayı inanılmaz iyi geçti. Evet. Geçerken de bütün şimdi oynayan oyuncuların bazıları yani yüzde 30'la belki yüzde 40'la oynuyordu. Aynen öyle. Oynamayan Gomis oynuyordu, İşte oynamayan Yunus oynuyordu. Yazdı mı abi Gomis üç puan? puan. Ümraniye maçı Gomis yazdı 3 üç puan. Bitti geç. E Antalya Mitsu, maçı yazdı da altı puan. Yani sonuçta o da var. Yani bütün oyuncularının inanılmaz performansı Yani üstün üstünlük üstlük Icardi'nin de yani bu kadar mutlu olup, bu kadar iyi bir sezon geçirdiği, belki e, kariyerin en güzel sezonlarından Kesinlikle. bir tanesini geçirdi yani. yani hani, İnter'deki o efsane 200 sezonu kırgın var. Kırgın var mıdır Hasan? Hı? Ha? Kırgın. Kimse yok abi. Darg yani şimdi oynamadım mi? diye üzgün, trip atan, ben mutsuz bir kişi olan vardı, bir tane oyuncu 5-6 hafta önce sorun oldu. E hemen çözüldü. Abi o da o da minimal bir şeydi yani. Hemen, hemen toparladı. Bak burada en büyük sıkıntı Seferovic'teydi. O vücut evet. dilini de evet. hissettiriyordu. Evet, Haftalar belli olarak, bozacaktı, bozacaktı yani. o. Abi hissetti hemen temizledi. Fenerbahçe'de böyle bir şey yok. Kangren olmasına izin vermedi. İz, fenerbahçe'de kanıyor ya ne kangreni ya. Kangren artık şey değiştiriyor. Ee, <laughs> Koronavirüs gibi atıyor anladın mı? Covid-19 falan. Biz artık kangren hangi şeyde... Covid-45 yani, oldu. Gibi. 45 <laughs> oldu Covid anladın mı? Şöyle de yapıyoruz yani biz Türkiye'de mesela işte ben Hacı ile beraber çalıştığım dönemde biz ikinci olduk. Evet. Fenerbahçe şampiyon olmuştu evet. galiba o sezon. Evet. O da bizim içeride oynadığımız bir gençler bir maçı mı? Trabzon maçı mı? Evet. Biz berabere mi kaldık falan? Ee, biz şan... Trabzon Spor'a kaybettik evet, aslında. Trabzon Spor'a kaybedince e, e, e. biz üçüncü olduk bile hatta evet. galiba, galiba bir o sezon. Sonra şimdi Trabzon. Yani Hacı o zaman çok iyiydi aslında baktığın zaman ama erti sezon yok oldu. Yani iyi giderken bile bazı teknik teknoloji değişiyorsa yani kötü giden bir başkanın Tabii. çok çabukluk değişmesi lazım. Tabii. Şimdi Dortmund diyorsun. Ben geçen haftaki maçı izledim. Şimdi bakıyorum. Yani Galatasaray da aynı konumdaydı şu anda. Evet önündeydi Fenerbahçe'nin ama Dortmund takımında oynayan oyuncular vallahi de billahi de bir tanesi de doğru düzgün böyle o maçta yüzde yüz konsantreli oynamadım. Gergin, Görün. gerginlik ya inanamıyorum var. Ya. İnanılmaz bir gerginlik i̇çeride var. İçeride oynuyorsun evet. abi. Evet. Oynadığın var. takım kafada oynayan Beş bir takım değil. Beş maç kaybetmiş. <laughs> gelmiş. Yani içeride oynadığın bir karşı bu kadar inanılmaz bir taraftar var. Ve yemin ederim bir tane oyuncu 1-0, 2-0 mahalleye düşmesine rağmen ya biriniz de Hiç alın yerine. topu kadar, koşun ya bir hızlı koşun. Bir şey yapın. O niye oluyor abi bence biliyor musun? O oraları oynamak, oraları takım olarak oynamak başka bir hikaye. Ama bir şey söyleyeceğim. Sezon başına, sezon sonuna kadar gelmişsin oraya kadar. Bundan sonra o maç artık yani i̇şte neyim var neyim yok. 12. hafta oynamak Her şeyini bile koymak zorundasın abi. Son hafta abi. oynamak başka bir ben, şey Ben Ben o maçı izleyen, ben bütün takımın o maçı izlediğini düşünüyorum yani. Tabii ki yani, izlemişlerdi. bunu Vaz yaşamayalım diye tabii. Ya bir niye yaşasın? Bak tabii. ne kadar, ben bir futbol sever olarak Dortmund'u çok üzüldüm yani. Yani Üzücü tabii. Açıkçası söyleyeyim bu zaman kadar da Dortmund'un buraya geldiğini bilmiyordum. Son hafta, tamam. geçen hafta. Evet, bir Leipzig yenildi evet. Bayern Bakınca şimdi oradan. şimdi adamlar... Alışmışsın orada Bayern Münih'e. Ez olacak. Kaç? 10 yıl oldu yani onlar şampiyon. oldu. 11 oldu 11'de 11. Bak bakmıyordum. E şimdi dediğin gibi yani şimdi şampiyon olmuş bir takımı Şu anda Erdem Timur'u göndersen hadi. Niye gönderdi yani? Aylül. Hayır Nasıl şimdi yani? orada bir problem var ki onlar tabii, gittiler yani. Tabii, tabii, tabii. Bu kadar Kazansa büyük. Biz konuştuk şey... problemi. Abi şöyle bir şey var. Yani şunu da söyleyeceğim. Yani ne olursa olsun ya. Yani şampiyon Bak, olmuş takımı asla gönderemezsin yani. Hani oyun şeyini Sana bile. anlatayım mı problemi? Şimdi Bayern Münih'teki biz Berkay'la da konuştuk tamam mı? Ş şöyle bir problem vardı orada. Oyuncular Nagelsmann'ı seviyor. Tamam mı? Evet. Ama Kaan'la Salih biz... hiç sevmiyor diye Bak. yansıtıyor. Bak şimdi başkan diyor ki yönetim karışmıyor zaten yönetim. Evet. Bizde zaten yönetim karışıyor. Başkan alıyor yanına 2-3 iki, iki, kişi. Tabii. Giriyorlar orada bir boy gösteriyorlar. Ama işi idare kısmını yapamıyorlar. Şimdi diyor ki Oyuncular sevmiyor diyor. Doğru mu? Nagelsmann'ı yolluyorlar. Bunun yalan olduğunu öğreniyorlar. şey Abi idare kısmı çok önemli. Şampiyonluk bunu gölge düşüremez. Türkiye'de şampiyon oluyorsun. Önemli değil nasıl şey oldun? İdare ettiğin tamam mı? Peki ama Böyle Galatasaray'da değil. bence öyle değil. Galatasaray'da öyle değil. Evet. Ben başka bir şey anlatacağım. Şimdi diyor ki adam. Şimdi şampiyon oldun tamam mı? Abi orayı kötü kullandırmıyorsan Hasan. Sen sportif direktörsen düzgün. Adam diyor ki sağ içinde kaybet diyor. Bunu tartışırız, bunu çözeriz, şey, çözeriz, diyor. Ama yanlış idare. işte yalan, işte Bayern'in şeylerine, genlerine uygun şeyler yapmayınca adam şampiyon olmasına rağmen değişiyor. Bu alkışlanacak bir hareket. Tabii ki. Biz de önemli değil abi. Sen yani 8 sene şart, alışkanlık haline getiriyorlar. Ve sürekli sosyal medya satın alınarak işte birkaç taraftar grubu bir şeyler bir şeyler. Abi adamların kurduğu cümleye bak. Diyorlar ki benim hakkımda mesela tamam önemli değil de ben çok takmıyorum aslında da sadece zihniyeti çözmeye çalışıyorum. Bu nasıl bir zihniyet? Diyor ki e Serhat'ın diyor ilk yarıdaki Fenerbahçe ile ilgili düşüncelerini bir aslında getirsek diyor. Ya gerizekalı mısınız siz kardeşim? İlk yarı Fenerbahçe iyi oynadı. İlk sezon. Sezonun Hı -hı. ilk yarısında sen seyretmedik mi hep evet, Fenerbahçe? Evet. Kötü müydü? Yo. Rene 3-3. Ben o Fenerbahçe'yi niye eleştireyim ya? Ben manyak mıyım? İyiyken eleştirmezsin. İyiyken niye eleştireyim? İyi oynuyor zaten. Böyle devam etse Fenerbahçe şampiyon olur muydu? en büyük adaydı. Tabii ki, e tabii niye ki. devam edemedi? Onu çözmek lazım. Bu hocadan mı kaynaklanıyor? Yönetimden mi? Oyuncu kalitesinden mi? Bunu ben masaya yatırmak zorundayım. Ben bunu konuşmazsam ben nasıl Fenerbahçeliyim? Veya sen bunu konuşmazsan nasıl Galatasaraylısın abi? Peki, Galatasaray sen demiyor musun ilk yarıda Galatasaray'ın problemleri vardı. Şimdi burada sezonun genel önemli. Fenerbahçe uzun uzuna yayamadı. Galatasaray dalgalanmaları durdurdu. Oyuna başladı. 14-14 İkinci sene kısma gelelim Galatasaray'da. Ee, tabii mısın? en önemli nokta bence o. Başakşehir maçıyla başlayan Galatasaray'ın serisi. Yani o seriyi hakikaten ligi belki çok daha önce kırabilirdi. Orada Fenerbahçe'nin de takibi tabii ligin erken bitmesine izin vermedi ama Galatasaray'ın 14 maçlık serisi çok da göreceğimiz, bir daha görebileceğimiz bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. Biz bizim, bizim ligimizde ligi bir daha görmeyiz bence. Türkiye liginde görülme. Yani Türkiye... sadece Galatasaray'ın hani evet yani o çok zor. hiçbir takımın bir daha yapabileceği bir başarı değildi. O Sekansta da hem oyun olarak, hem oyun olarak yani son belki sadece Icardio'ya plan çıkarıyoruz, Musaray'ı diyoruz ama o 14-14'lük kısmın en az 10 maçı, 11 maçında hakikaten çok çok iyi oynayan, dominant oynayan bir takım vardı sahada. Öyle tabii ki yani. Sonuçta içeride oynadığı karşılaşmanın belki çoğunda sonlara doğru özellikle tabii ki skoru korumak için bir sürü şey yaptı yani hatalar Oda yaptı ama o da futbolun içinde olan. Önemli olan sahada istediklerini yansıtıp 1-0'da olsa 2-1'de olsa maçı kazanmak kesin. Galatasaray takım bunu yaptı yani. Hani şimdi burada ya yani şu, şu evet sivrilen oyuncular var. Dediğin gibi işte Icardi olsun, işte Muslera olsun, Kerem olsun, ama Toray olsun. Ya yani Torreira olsun. Ya yani takım olarak gerçekten hepsi çok iyi verim aldı. Yani saşa Boyu zaman. nasıl konuşacaksın yani. mesela yani? Şimdi mesela Saşe Boyu için ayrı program yaparız burada yani. Ya, aynen Biziz öyle yani Şimdi Torreira için ayrı yaparsın. Oliveira e için, e için ayrı yaparsın. Hepsini yaparsın. Ya bugün Galatasaray'ın ilk 11'inden takımından bana bir kişi söyleyin ki ya bu sezonda hakikaten bu oyuncu eee katkı alamadı Galatasaray bundan Hepsinden diyelim. aldı ama yani bence baktığın zaman hani kişilik olarak olsun ne bileyim saha ki özverisi olsun evet ona hiçbir şey lafım yok. Belki Mertens'ten e, Belki evet bir kere. Belki bir kez, evet. Mertens'ten hani istediği on numara o seviyede o asistler, o goller falan o seviyede bir e, çok yani tabii ki çok katkısı oldu ama hani belki istediği şekilde o on numarada belki Mertens'le alakalı şey olabilir. Hücum anlamında en azından. Hücum anlamında çünkü Sadece inanılmaz özverili. Yani topu kaptırdığı zaman arkadaşın açığını kapatan, oraya koşan, defansa kadar gelip top alan bir e, Mertensiz dedik. Bu da Galatasaray'ı bir şekilde e, iyi yerlere taşıdı ama dediğim gibi yani 10 numaranın vasfı Galatasaray'da veya büyük takımdan her zaman e, böyle gole katkısı olan, asist yapan, özelliklerde oynuyor. Beklenti doğruması. oydu tabii. E, kesinlikle Mertens'in. Abi, Onun da yerine oynayabilecek. Hesap kitapla kazanılmıyor şampiyon. Hayır abi. Bir i̇şte Fenerbahçe'nin ortalamasında oynamış, bilmem ne iki şeyinde oynamış. Galatasaray'ın üstüne. Abi bak bir şey söyleyeceğim. Almanya'da işte Arsenal'ın puan ortalaması kötü müydü bu sezon? Mükemmel geldi aldı şampiyonluğu. Sen Mainz'i yensen şampiyon musun? Mainz'ı yani yenemiyorsan şampiyon şam... değilsin. Bu kadar basit abi. Buna hesap makinesini basmaya gerek yok. Evet. Final maçını yapacaksın. Fenerbahçe Beşiktaş İstanbulspor İstanbul yapamadı spor, abi. Yapamadı. Ama Galatasaray bütün final maçlarını kazandı. Abi. Geldi bak Galatasaray'ın. Bir de Karagümrük beni bak, çok şaşırttı o kadar. Tamam yani. olabilir abi bu doğru. Bir, bir tane bir tane da hata olsa... yaptı. Ama şimdi şöyle bir şey var. Galatasaray Galatasaray final maçı derbi değildi Kadıköy'deki. 3-0 yendi ya Fenerbahçe'yi. O final maçı değildi. Final maçı işte bu tarz Ankara Gücü maçları. Tabii. Hepsini yeniyor Galatasaray. Tabii, tabii, tabii. Fener bunları yaptığı dönem hep şampiyon oluyordun. Tabii ki. O da sizin döneminizde derbiler derbi maçı kazanmıyordunuz de. ki. Sizin oynadığınız 5 sene 3 şampiyonlukta şey derbi... Yanlış anlamasın. Ben 5 sene oynadım sadece. 5 sene 3 şampiyonluk yaşadım. Abi ağzımdan çıkmıyor. O 5 senede 0 şampiyonluk var. Neredeyse senin söylediğin şeye ek Adamlar başarılı diye sokakta Serhat şey ölüyorlar. Ben böyle bir şey 5 anlamadım. 5, 5'te 3 şampiyon oldunuz. O 5'te 3 şampiyon olduğunuz sezonlarda derbilerde 6-6 yapmadınız hiçbir zaman. Ya 6-0 Galatasaray'ı yemişsin. Hiçbir önemi yok ya. Benim için bir önemi yok konuşmasın. Ya kulüp başkanı der mi ya çıkıp şampiyon olamadı o sene diye. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu nasıl bir zihniyettir? Yani böyle bir zihniyetteki bir adamın bu kulübü yönetmesi zaten seni ileri geçiyor. Sana çabuk. mı demiş? Hayır şeye diyor şey ha, ediyor. Genel ben olarak yani. genel dedi Hasan'ım yani abi zaten kimse Galatasaray 6 biz sokakta ya ben resim çektiriyorum abi 6 yapalım mı? Diyorum ki abi sen yap ben yapmam. Çünkü benim Galatasaray'la çok dostum var anladın mı? Tabii. E senin gibi bir sürü Tabii biz ki. kardeşiz anladın mı? Futbolculuk başka, rekabet başka. Yaşamışız bitmiş ya, ama biz onunla övünen şeklindir. ben 6-0 Galatasaray'ı yendim diye kalkıp sokakta dolaşan bir adam değilim ama senin kulüp başkanın oradaki başarıya gölge düşürüyorsa demek ki burada bence akniyet var. Icardi'nin bir açıklaması var e, maçtan sonra yaptığı e, önümüzde Fenerbahçe derbisi var ona odaklanacağız sonra tatile gideceğim tatilden sonra göreceğiz başka bir kulüple kontratım var şartların konuşulması gerekiyor ben burada çok mutluyum demiş Mauro Icardi aslında biraz da sinyali de mesajı da Galatasaray yönetimine vermiş yani şu görüntüyü veren oyuncu hani hocasını sırtına alıp e, kendi taraftarının önüne götüren oyuncu seneye de burada kalmak istediğini zaten daha nasıl söylesin yani ya, Aynen öyle yani inşallah şartlar oluşur da kalır yani Tabii şartlar diyor, hani orada o da hani kulüple anlaşılması gerekiyor bu durumda bir şekilde. Ee, ama yani Galatasaray'ı çok seviyorum ama konuşulması gereken de birçok şey var, bunu da hatırlatıyor. Ee, Maro Icardi, tüm oyuncular tabii tek tek saha içinde e, röportaj yaptılar. Çok da beklemedi tabii e, orada kutlama anında yayıncı kuruluştaki muhabir arkadaşımız. E, onları da ufak ufak hemen önüme geldikçe okuyacağım. Mauro Icardi'yi anlattık, Mertens çok mutluyum, ligi şampiyon olarak bitiriyoruz, bu akşam başladığımız işi bitirdik diyor. Ee, Yunus Akgün İstanbul'a geliyoruz bizi beklesinler diyor. Ee, Kerem de bizi beklesinler bu gece bitmeyecek ee, diyor. Çok mutluyum. Aşırı bir e, duygusallık yaşıyorum demiş Kerem Aktürkoğlu. Victor Nelson da 3-0 kazandığımız Fenerbahçe maçı bu sezon unutamadığım en unutamadığım maç demiş. Ee, psikolojik üstünlüğü de bence o karşılaşmayla Fenerbahçe'nin elinden aldı Galatasaray. Bence yani o kırılma evet Başakşehir'e gitti ama Kadıköy'de 3-0'dan sonra Abi bak Kadıköy'de ne ne yaptı biliyor musun? Fenerbahçe, şey Galatasaray Burada sana anlatayım. abisi benim dedi. Sadece onu demedi. Şimdi Fenerbahçe ilk yarı Avrupa ile birlikte güzel maçlar çıkardı. Fenerbahçe taraftan heyecanlandı, bizlere heyecanlandı ama Galatasaray ne dedi biliyor musun? Ben daha kaliteli takımım dedi. Evet. Abi benim Siz sabah yani. kadar renne 3-3'te çevirsen, kara Koş gülme 4, at, falan 4 at, at, 5 atsan da bizim takımımız kaliteli dedi abi. Bizim Oliveira'mız, Torreira'mız, Icardi'miz kaliteli. Icardi'ye ayrı bir parantez açmam lazım. Bak bu kadar maliyeti yüksek bir oyuncu, star futbolcu. Evet. Dünya çapında Dünya star futbolcu. Bunu kabul edeceksin. Bu adam böyle. Hiçbir şekilde, hiçbir şekilde ve ben Hasan da oynadı, biz de oynadık. Her zaman bir kulüp ne kadar iyi futbolcu, genç futbolcu, yetenekli futbolcu hep bir problem çıkar kulüpte. Ödemende çıkar, başka bir şey de çıkar. Doğru mudur? Büyük kulüp de olsa. Hep bir sıkıntı çıkar. Abi adam hiçbir şey yansıtmadı. Hiç bilmedi adam yani. çıktı, on numara futbol oynadı ve dedi ki konuşulması gereken şeyler var. Sezon sonuna bıraktı. Şampiyonluğu da aldı galatasaray söktü. Bitti. Bir karakter Alkışlanacak bir adam yani. söyleyeyim. Karakterle alakalı. Prim zaman e, gidip şey diyormuş bütün çalışanlara. Önce tek tek soruyor musun yattı mı diye? Ama o hava var. Yani ben, ben söyledim. Geçen hafta bak ben bunları bilmiyorum. Hasan biliyor mu bilmiyor mu hiç? Ben böyle ben çok fazla tesise girmem abi. Beni ilgilendirmiyor. Ben, ben ya, de oynadım ya. Ben de mesela dışarı hiçbir zaman beni gazeteci aradığında Kerem bu konuda Kerem oraya. bu konuda çok e, hassasmış. Yani prim aldık. İşte şöyle de bir şey var. Zaten Galatasaray takımı aslında son 7 hafta ya daha doğrusu toplamda bu sezon 6-7 defa prim almış. Çok da prim sistemi yokmuş demek ki. Prim sistemi yok. Herkesin oyun puan puanına göre alıyormuş. Güzel, çok güzel kontrat. Sadece e, burada alamayan kişiler, yani 6 tane 7 tane prim aldığı zaman da şeyler alıyormuş galiba. E, bütün takım alırken aynı zamanda çalışanlar da alıyormuş. Çalışanlara da işte her seferinde işte yattığı zaman veya geç yatmadan önce işte sürekli Kerem bu konuda çok ilgileniyormuş. Dolayısıyla Icardi'nin de tabii ki e, bilmiyorum senin söylemine göre öyle bir şey varsa ama benim duyduğum daha çok Kerem bu konularda. Kerem de öyleymiş. Yani Ikar'de de e, sana bayağı yardım. anlattım ben. İçindeki her şey tabii var tabii. Bu tabi. kupanın içinde her şey var. Sadece Ikar'dı yok. Tabii. Anladın mı? Sadece Hasan Kabze ve Erdem Timur yok aslında Çalışanı var, bir şeyi var. Onlar tabii. bir sene bunun oyuncunun da her benim. şeyin beraber bu cefayı evet. çekiyorlar. Tabii, tabii. Kolay değil yani şu an Galatasaray'ın bu kutlaması bir senenin aslında verdiği o Tabi, Sorumluluk şeyi hepsini rahmet. atıyor üstünden. Ama burada bunu ya şöyle ben bu Fenerbahçe'de olmuyor demiyorum. Bilmiyorum. İşte bir sürü spekülasyon çıkıyor. İşte yok başkan bilmem. Beni onlar ilgilendirmiyor. Ben sonuca bakarım. Şimdi bizim zamanımızda mesela Rapa hiç kurban bayramı nereden bilecek? Adam herkese para dağıtıyordu mesela. yüzler <laughs> dolar zarfın içinde. ama çok bu, önemli şeyler. Bu Fener'de yani. de vardır. Galatasaray'da Lan, hep tabi, yıllardır tabi. bu vardır. Tabi. Milli takımda da mesela biz dünya üçüncüsü olduk. Bülent Korkmaz gitti dedi ki Alık'ın Al suya. Bütün takıma vereceksin dedi. Serhat Kado'da değil de dedi, Cihan Haspolat değil de ama onlar bizde 55 gün kader birliği yaptı dedi. Ya dedi herkese prim öde dedi evet. ya hiçbirimiz almıyoruz dedi. Bu önemli liderliktir abi. Kaptanlı... Liderlik başka bir şey. Kaptanlık bandını herkese takarsın. İrfan'a başı takıyor ya. Yani. Takıyor herkese. Bir İrfan'a veriyor ona veriyor. Önemli olan duruş abi. Ve Galatasaray'da bak hiç kaptanlık bandı taktı mı Icardi? Ama kaptan gibi. Ama kaptan gibi abi lider. Kimse bir Icardi'ye bir şey diyor mu? Icardi kimseye saygısızlık yapıyor mu? Aslında. Çok önemli abi bak. Aslında. Çok önemli. Gerginlik oluyor mu? Oluyor ama hiçbir zaman sahaya yansıtmıyorlar. Bitiriyorlar abi sahada işi. Ama burada en büyük pay sahibi bence Okan Hoca. Okan Hoca mental olarak takımını her zaman doğru hazırladı. Galatasaray bazen altı boş futbol oynadı mı? Oynadı. Oldu tabii canım. Oynadı, oynadı tabii. yani şimdi oynuyor. Altı boş gözüküyor. Ama kadroda kalite olduğu için çeviriyor maç. Çeviriyor maçı. Bunu da bence burayı çok iyi oynadı Okan Hoca. Yani Okan Hoca ne kadar Icardi önemliyse, Torreira önemliyse aslında dediği gibi Okan Hoca bence çok büyük başrol oynadı bu sezon ve, ve, bence çok büyük alkış hak etti. Yani bence onun için de tarihi bir andır. Yani. Sen yıllarca top oynadığın yerde böyle bir camiada geliyorsun, ilk sezonda şampiyonluk yaşıyorsun ve böyle bir kadroyla kolay değil. Yani omuza alınacak bir hareket bence bence de bunu Icardi yaptığı hareketle de bence taçlandırdı. yani. yani. Genelde hep sezon başlarında Sert abi bizim senle daha önce programlarımızda da oldu. Hasan abiyle burada da konuştuk. Ee, şampiyonluğun anahtarının iç sahada iç sahayı kaleye çevirmekten. Orada çok az puan kaybı yapmaktan geçtiğini hep e, anlattık. Söyledik yani sizin şampiyonluktan çok azdır, tesadüfidir. Deplasman karnesi daha iyi olan takımın e, şampiyon olduğu sezonlar. Galatasaray e, iç sahada iki beraberlik ve bir mağlubiyet almış sadece. İki beraberlik bir mağlubiyet. Bence en büyük fark bu. Fenerbahçe iki beraberlik üç mağlubiyet almış. Oradaki iki muhalbe zaten farkı açıklıyor. E, ee, i̇ç sahayı daha çok iyi kullanan, taraftarını daha iyi arkasından alan ve yıldızlarıyla daha iyi kaliteli karşılaşmaları çevirebilen takım Galatasaray olmuş. ya yani çok net aslında puan tablosu bile baktığımızda bize söylüyor neyin ne oldu. Ya diyorum ya aslında Fenerbahçe kötü olmadı ki. Kötü oynamadı bu sezon boyunca. Yani iyiken istenmedik. Dalgalanmayı daha çok yaşadı. Fenerbahçe. İstenmedik karşılaşmalarda puan kaybetti. Yani gal diyorum ya Fenerbahçe takımı gerçekten bu zamana kadar bence benim kendi görüşüm Hı -hı. bunu daha önce de söyledim. Performans olarak iyiydi ama Galatasaray çok iyi olduğu için böyle oldu ya. ya yani, bunu demiş mesela Galatasaray'dan daha iyi olmayı başaramadık demiş. Ya yani işte diyorum ya yani Galatasaray çok iyi olduğu için yoksa buradaki fark 10 puan fark değil 7 puan fark değil yani. Yani şu an ben önümüzdeki haftaki maç var. Bağlı belki sözün kaç puanla biteceği ama baktığın zaman bir çalkalanma dönemi çok farklı oldu onlarda. Yani Galatasaray takımı kaybettiği zaman Fenerbahçe takımı da kaybettiği için böyle evet, oldu zaten. Aynen. Onlar da moral, geldi. Onlar aslında. da moral motivasyon olarak düştü oyuncu olarak, hoca olarak. Yani sonuçta e, Galatasaray çok iyi olduğu için bu şekilde oldu. Ne demiş Cezur? Galata Galatasaray'dan daha, iyi olmayı. iyi olmayı başaramadık. Başaramazsın çünkü elinde malzeme olmak diyorsun. için malzeme yok. Senin araban 150 şimdi ile ben gidiyor. Ben beğeniyor <laughs> muyum? Beğeniyorum. beğeniyorum. Bahçuay'ı da Fener'de olsun istedim ama şimdi adam Icardi'yi alırsa o zaman sen de başka bir yerlere hamle yapman evet. lazım. Onun yanında Rossi, İrfancan'ı tutarsan evet. o zaman Bahçuay açığını kapatamazsın. Bahçuay'a da bir şey söyleyeyim. Evet. Fiyasko sol bek değil mi ya bu sene? Her <laughs> şey fiyasko ya. Sadece o sol solbeck, O zaten skandal geçince. da. Şimdi Bahçuay olayını Bugün Allah aşkına Hepimiz maçları ikisini de yan yana seyrettik. Şimdi Bacuay dediğin adam bir tane topu tutamaz mısın be kardeşim? Bunun ya, artık bırak şimdi şeyini. Hani gol atmasında bıraktım. Bir tane topu istop et bari ya. Berkay Allah aşkına şimdik, tamam. Hepsin, herkesin bir özel yaşantısı var. Ben işte gidip bir yerlerde resim çektim. Bunlara karşı bir değilim. Ama maç saatinde de orada olman lazım. Doğru, doğru öyle. Kesinlikle maç saatinde öyle. sen başka bir yerdeysen olmaz. Bak ikardi hep dışarılarda. Ama maç saatinde maçın içinde abi, abi adam. Kesinlikle. Bunu oturtturması lazım işte. Yani Batshuayi bugün hiçbir Okan, şey yapamadı yani. Okan Hoca'nın e, tam o konuya geleceğim. Şimdi Okan Hoca'ya parantez açtın abi sen başarıdaki en büyük pay sahibi oldun zaten burada konuştuk. Bir fotoğraf vardı. Icardi'nin bir storiesi. Sezonun içinde hatta ilk haftalarda kafasını sarıya boyamıştı Hoca'nın e, evet. şeyle. E, Efekle yapmıştı onu. Kendisi gibi yapmıştı ve o karede büyük ihtimalle çift kaleye kazanan takım fotoğrafı vermişlerdi. Onu kolay kolay her yapamaz hani o hani Icardi olsan da çok yapamayabilse ama Oca öyle bir arkadaşlık ilişkisi kurmuş ki e, takımla. Bence ilk olumlu anlamda kırılma anı da o oldu. Okan Hoca tarafından. Guardiola'da da muhaba var. Gua tamam Guardiola yap Guardiola başka bir örnek abi. Yok yok ben ikisini kıyaslamıyorum ama Guardiola da öyle. Mesela oyuncuyla konuşurken kalpten konuşuyor. Klopp da, öyle. Klopp da öyle. Klopp da öyle anladın mı? Şimdi oradaki mesaj neydi biliyor musun? Biz bak Okan Hoca şunu var. Ben sizde her şey varım. Ama siz de benle her şeyle olun. Tamam mı? Jesus'ta bu yok. O da başka bir hoca yöntemi. Tars. Ama ona göre sen oyuncu ve yönetim yapman lazım. Sen Jesus alıyorsan, Jesus'un içine karışırsan olmaz. Okan Hoca'nın işine karışabilir misin? Karıştır ama onun da bir sınırı vardır. Tabii ki. Anladın mı? Okan Hoca dediğim gibi o daha çok aile bağlı. Bak Daom ne demişti dedim aile sıkıntı yani hoca burada şey yok. burada şampiyonluk havası yok aile olamadı dedim. Galatasaray aile havasını bu tarz mesajlarla verdi zaten dışarıya. Biz bir yani. aileyiz. Yönetiminle şunla Okan Hoca'nın arkasında durdular. Okan Hoca da o aile yarattı. Aile olmak zorundasın. Şampiyon evet. olmak için oyuncular birbirinden uzak olamaz. Yaşadık ya işte yanında duruyor Tabii ben ki, varım tabii, yaşadık tabii. aile olmadan olmuyor şampiyonluk. Tabii. Ki. Birbirini sevmeyen insanların olduğu bir grupta şampiyon çıkmıyor. Olamazsın yani. abi olmaz çünkü bir yerde o sahaya yansır Sağ dışına yansır antrenmana yansır aile olmak zorundasın. Herkes birbirini sevmek zorunda değil. Hasan herkese seviyor muydu? Ben herkese seviyorum değil ama, ama saygı duyuyordur aile. Ben Hasan'ı Hasan'ı sevmiyorum ama diyordum ki Hasan ama sarılıyor mu sonra. Sarıl ya. Deli misin ya? Ortak Aile fayda var mi? sonuçta. Ortak fayda olduğunu her yerde Mecburen bazen sevmesen de onun yerine koşacaksın. Anlaşılmasın, sevmesen karakter de. karakter mi yani? O başka bir şey. Arkadaşlık başka bir şey. Bir de aynı menfaatlar doğrultusunda çabalamak başka bir şey. O yüzden yani Fenerbahçe'de bu yoktu. Ne hocasında vardı. Ne de oyuncuların çoğunda bu vardı ama Galatasaray takımında yani zaten dediğin gibi yani böyle bir şey olmasa böyle bir şampiyonluk ortaya çıkmaz yani. Ya tabii ki her ne kadar tabii. Serce sezon başında sağ sol küfür etse de duysak da bunu. Ama bir şekilde o da yanlış yaptığını farkına vararak veya diğerlerinin vermiş olduğu tepkiyle beraber tekrar nasıl Gomis olayını evet, hemen bir çözdü. bi çırpıda çözdüyse takım bunu yaptı yani. Sonuçta şimdi orada tabii şey lafını kestim ki yani. bir Kibir, kibir başa, ba başarı başarıyı getirmez abi. En bunu anlay anlayacaksın. Anla anlamalar lazım. Bak bir şey söyleyeyim mi? Erdem Tümbür yanlış bir açıklama yaptı. Evet. Ligi bitirtmeyiz evet. dedi ve bence ben tanımıyorum yani Erdem Tümbür'ü. Ama ondan sonra Erdem Timur'u gördün mü sen piyasada? Çok uzun süre görmedik. He? Çok uzun bir süre görmedik. Hata yaptığını da söyledi. Çekti kendini genel. Tamam mı? Karışmadı. Orası yanlış olduğunu anladı. Şimdi biz de yanlış yanlışa yanlışta yanlış da gidiyorlar zaten. Yok işte biz istesek Abu Bakar alırız bu nedir abi? Bu zihniyet nasıl bir zihniyet? Bu i̇şte zihniyet şey He? Şey bu ne demek ondan abi? Böyle bir, bir cümle var, bir mı? Yani. Yani. Ben, var mı Ben sana böyle bir şey desem Sokakta desem ki ya Hasan istesen ben Abubakar alırdım. Ya bana dersin ki çok meşhur bir ülkemizin bir lafı vardır ya. Anladın mı? Hani dersin bana onu yani anladın mı ya? Dersin yani ya. He? Yani konuşma dersin. 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 <laughs> dedittir abi. O cümle dedittir vallahi belki ben derim bak kim olsa da derim yani. Büyüm de olsa derim ki abi aklın helal et ama yani bir bir de yavaş dersin yani. Yani dersin yani. Tabii. Çünkü hep aynı muhabbet ama. Tabii. Hep aynı. Hep işte bir istesek Abubakar alırız. Biz Ikardi e, çok e, Mesela başkan İkarus demiş ki çok verimli olacağını inanmıyor. Abi başkan bunu nasıl karar verebilir abi? Başkan futbolun neresinde? Nasıl bir karar verdin? Sezon başı Fenerbahçe için kırılma... Galatasaray için de olumlu kırılma anlarından bir tanesi Icardi transferiydi zaten. Icardi'den çok bahsettik ama Icardi'nin Fenerbahçe'ye önerildiği, daha sonra Galatasaray'ın bu hamleyi yaptığı konuşuldu. konuşuldu. Şimdi isimleri sayarken katkı veremeyen oyuncu bir tane geldi aklıma, Mata geldi. Hmm. <laughs> Ondan o katkıyı alamadı Galatasaray belki beklediği gibi ama... Evet. Ee, Bence ama iki... sağ dışında aldı onu. Ha onu bilemem. Sağ dışında bilemem. Antrenmanda ha. sağ kenarda kulübede, abi kulübede çok önemli bir yer. Evet. Tabii, Tabii ki canım. Tomis ne yaptı bak şeyde oyun bak. E, içerisinde maç biterken gitti o oynayan oyuncuları tek tek tebrik etti. Hepsine sarıldı. Evet. Bu da çok büyük. benim husum. çok oynamak... kötü bir uyum. Ben mesela şampiyonluk belki maçı da... yani bu, bu maçta oynamak isterdim. Dört tane atmışsın. Belki bir 5 dakika 3 dakika oynasam hani de en azından. Etsin. Ama negatif enerjisi yoktu. İşte o yüzden. Benim çok kötü bir uyum vardı Hasan. Ben sahaya yedek kalınca Tip veya vardı çıkınca sen böyle <laughs> ama ki hiçbir zaman takım arkadaşıma yok değil. kendi kendine vardı kendi yani. kendime anladım yani hocaya böyle işte ne bileyim kulübeye vurarak mesajlar veriyordum beni oyuna al falan diye tamam hmm. mı çıldırıyordum çok hırslıydım <laughs> ama yanlış bu bir takım oyunu ha ben bunun tedavisini yaptım mı yaptım andanekte hoca ile falan bunu beni tedavi etti hoca bunu toparladı bunu takım ol, oyunu beni o kadar oyundan aldı ki iki gol attım derbide kulüp kulüp 60'ta beni oyundan aldı yani bana bunu öğretti anladın mı vura Tabii. vura öğretti Tabii. Abi Galatasaray'da bu sene Mata alkışlanacak hareket yani. Tamam çok maliyeti var. Kulübe zarar, önemli değil. Sonuçta günün sonunda şampiyon oldu. Fotoğrafta var Mata. Fotoğrafta Mata var. Bitti. Ama şimdi, şimdi bu, takım mühendisliği tarafta... takım mühendisliği konusunda da bence Galatasaray e, zaten yani sadece kaliteli oyuncuları toplamak değil. E, o kaliteli oyuncuları doğru şekilde toplamak da bence çok daha önemliydi. Yoksa e, yıldız transferi yap gel şampiyon ol'dan bahsetmiyorum. şu orta sahada bir ikili, e, Torreira, e, Oliveira. Ön taraftaki ikilisini buldu. Icardi, Mertens. E, zaten tek sezon e, tek kulvarda gitmesi e, o o sıklığı arttırdı evet. performans sıklığını. E stoper ikilisi Marco ayrılmış, Abdülkerim oraya oturttu. Muslera'sı var, Nelson'u var. O omurgayı müthiş bir şekilde tamamladı e, Galatasaray. <laughs> Doğru ikilileri e, monte ederek yoksa yani 4 tane santrafol arasında orta saha boş kalır. E, bu sefer yine şampiyon olamazsın. O ikilileri de oluşturdu değil mi Hasan abi? Hasan yani. söylesin de Hasan'a sadece şey sormak istiyorum. Transferleri kim yaptı yani mesela şimdi Icardi Mikardi süzgeçten geçiren sonuçta günün sonunda hocadır değil mi? Onu sadece meraklıyorum sonra sen devam et. Ya bildiğim kadarıyla hani bir tane oyuncuyla alakalı da zaten hocanın oğlu bile tavsiye etmiş yani. E tabii o scout, genç yani scoutlardan adı. Aynen <laughs> scout mevzuyla alakalı. Şimdi bu oyuncular tabii ki de hocanın önüne geliyordur. Hı -hı. Yani atıyorum, hoca da kalkıp yani, yani şeyi istemedi mi yani? Forvet giden oyuncu kimdi Sefer o? istemedim Seferoviç evet. istemedi Hı -hı. mi? Hı -hı. İstedi. Sonuçta Tutmak. geldi, tutmadı. Hemen onun yerine bak Okan abi, abinin de böyle bir şansı var yani Erdem Timur gibi gerçekten hani e, yönetici vasfıyla alakalı kendi şirketin inanılmaz işler yapmış. Ama futbolculuk kısmına geldiği zaman bir taraftardı sonuçta değil mi? Basket şubesiyle başladı orada çok önemli işler yaptı önce. O yüzden kendisinin vermiş olduğu o sorumluluğu yüzde %100 yüz değil yüzde bin kullandı yani. Evet. Hani o hiçbir zaman için ya işte ben sadece tek başıma ne yapayım falan öyle bir şey düşünmedi. Yani burada Okan abinin en büyük avantajlarından bir tanesi de hem başkanla birlikte gelen Erdem abi yani. Tabii. Dolayısıyla bu istedikleri oyuncuları tekrar almaları Okan abi tabii ki de yani bana getirsen Abubakar'ı mı alayım işte Icardi'yi alayım. Seçen Okan abi tabii ki yani. Evet. Ama Galatasaray gerçekten iyi bir squad ekibi var. Bunu da ayrıca altın çizmek ee, istiyorum. Yani. Evet orada da önemli hamleler yaptı. Şimdi hani hiç belki burada şu an konuşamadık şu ana kadar ama e, önemli hamlelerden bir tanesi e, Raşit Şimdi sağ kanatta Yunus'u belki ilk planda hoca düşünüyordu sezon başında. Yunus Kerem üzerine kurulur. Evet. Yunus'un çünkü geçen sezon Adana Demir'de kişi. hem yerli Adana Demir'de müthiş bir performansı vardı. Ee, da yabancı sınırındaki şeyi bozuyordu. Raşit denkleme dahil olunca. Onu da çözdü Galatasaray. Rachissa'yı monte etti. Ee, benim buradaki birinci oyuncum Raşit dedi ki Zaniolo transferinden <laughs> E, sonra da Raşitsa da devam etti çünkü iyi oynayan oyuncu. Ama üstüne bir de Zaniolo'yu alıyorsun. Zaniolo'yu üstüne zaten alıyorsun psikoloji iyice. Ama şampiyon öyle oluyorsun işte onu anlatıyorum ben de. Ve hoca aldığı oyuncuları tamam mı Seferovic tamam <laughs> onu hemen kangren olmadan kesip battılar ama hepsini bir şekilde doğru kullandı abi. Şimdi Fenerbahçe'de skandallar var. Çok fazla konuşulmayan yani konuşulup ama hemen ertesi gün gündem değiştiriyor. Fenerbahçe o işi çok iyi. Bir. Ali Koç'un yaptığı en iyi iş bu bence. Ben sana net bir şey söyleyeceğim. Sol bek transferi yapıp Sonra bu adamın de, bu kadar 7 milyon verip parasını da bir kenara verdim. 7 milyonla bir milyon benim için çok bir önemi yok aslında yok. baktığında tamam mı? sonra evet. sen transfer alıp adama diyorsun ki bu çok defansif. Abi bunu nasıl seyrettiniz? Nasıl bir transfer bu? Nasıl bir transfer politikası? Hoca bu işin neresinde? Sonra çıkıp bu hoca kalkıp bana ekran başında bana şu cümleyi kurarsa işte Fenerbahçe siz ne zaman... Abi o hocanın canını yakarım ben. Hoca ilk önce kendine gelecek. Cesur Mesut beni ilgilendirmez. Sen burası Fenerbahçe ya, bura, kimse kimse alay edemez. İstersen 18 sene şampiyonu. Hayırdır ya sen alıyorsun 7 milyonu sol bek. Sonra diyorsun ki başkanım bu benim çok defansif çıktı. Baba sen bunu niye aldın o zaman? Sen bu Jayden Ostrovede'yi niye aldı abi? Çıkıp Fenerbahçe'ye hesap vermek zorunda bununla ilgili. Çünkü taraftar Bun, bunun için vardır abi yani ben bu kulübü niye destekliyorum yani sadece şampiyon olmaması için değil ki ben kulüp yönetimlerine bakarım. Her bakıyorum. Transfere bakarım öyle değil mi? Giderim Fener ben Fener Feneri'nden ne yapacağım ya? Tabii, Tabii. ki abi. Abi Fener, 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 fener kimin şu an Fener şu an Feneri'nden. Arda Güller'in formasını kaldır. Bana bir tane forma al ya. Almam niye alayım ki yani? Hatırlamayacak ha, bile, bile yani, yani. o sene sonra belki de yani o isimden. <gülüyor> yani <gülüyor> düşünsene yani. hiç bırakmayacak yani. Eskiden bundan 20 sene, 30 sene evvellerde hep ön sıraların ki. yani ki, tarafın, ofans bölgenin, o koçaların formasını tabii, alıyordun. Tabii. Şimdilik Şimdi artık geriye doğru döndük. Sağ bek yani. falan eferdin al, alıyoruz yani. Orada sahibin, bile geriledi Fenerbahçe. bekinin forması alınmaz yani. Ön tarafının forması. Değil forması mi? Yani forması. şimdi İlker abinin formasını alıyorlar <laughs> mı? Yani, yani, yani o da çok var, iyi oyuncuydu. Sokakta <laughs> görmedin mesela. İlker, <laughs> İlker abi <de> affetsin beni ama. Boliç alırdın. Boliç alırdın. O koçayı alırdın anladın mı? Hani Şimdi, şimdi, bizi Sabek'in formasını <laughs> mahkum bıraktılar. Buradan hesap et zihniyeti yani? Çok doğru söyledin. Çok fark Galatasaray'la farkı o yani. Çok net anlaşılan fark. Galatasaray'da var. çık abi Rasistan'ı alırsın, alırsın, Oliveira'nı alırsın. Kerem alırsın. Mertens'in alırsın, Kerem'in alırsın. Ya Barış'ın bile alırsın. Ya Barış bile Rossi'den 10 gömlek futbolcu iddia evet, ediyorum ya. ya kesinlikle. 10 gömlek daha iyi futbolcu ya Rossi'den. Hala bana olarak. çıkmış. Diyorlar ki Rossi bu kadar asist yapmış. Ya kime yapmış? Neyime yapmış asisti? Adamlar kupa kaldırdı. Sen de hala asistle hesap makinesi geçmişler. Barış'ın Fenerbahçe Bana maçında oynadığı abi. oyun, Barış'ın Fenerbahçe maçında deplasmanda oynadığı oyun. Tek o başına sırtını aldı 3 kişi ya. dakika sırtını aldı taşıdı 3 stoperi. E, çok dominanttı. Barış Alper'in de mesela bu şampiyonlukta emeği var, katkısı var. E, hepsinin var ya hepsinin gerçekten var yani. yani. Maç maç var yani. Ya maç halı maç sayarız yani. Halı sahada Rossi'yi almam kaldı oraya. Ben de Derim anladım. ki 5'e 5 beş oynuyoruz bugün. Altıncı adamsın. Birisi sakatlanırsa girersin evet. derim ya. Net söylüyorum bunu. Alayda geçmiyorum ya. <laughs> Almam ya Hasan Kabzeli. Biz oynadık ya. <laughs> Devler Ligi, Mevler Ligi bir sürü futbol oynadık. Almazsın evet, diyorum evet, sana kadroya. Evet. Yattı ara <laughs> sakat halinde ondan 10 on gömlek daha iyi. Ee, Galatasaray'ın takımda ya. şampiyonluğu ilk kez yaşayan oyuncular da vardı Hasan abi. Bayağı var. Nelson, Sasha Boy, Dubois, Adekubbe, Raşissa Mata, Mertens, Zaniolo ve Yusuf Demir. İlk kez şampiyonluk sevinci yaşamışlar. Mertens ve e, Zaniolo. Tabii Mertens Napoli'de olamadı. Mertens ayrılınca oldu Napoli. <laughs> e, Zaniolo da Roma'da, Roma'da uzun zamandır Roma'da. O açığı burada yani. kapattı bu sene. Burada seni. kapattı. <laughs> e, hem iki taraflı sevindi yani. Hem oynadığı takım hem kendi İtalyan takım e, şampiyon oldu e, Mertens'in. İlk yani şampiyonluklar gerçekten inanılmazdır. Yani sezon başından sonuna kadar birçok badire atlatabilirsin. Hem iyi yönde, mutlu olduğun çok zamanlar olur. Çok Aya, çile çektiğin e, zamanlar olur. Belki bireysel olarak kendinin ailevi sorunları olabilir. Ama her şeyin unutulduğu bugün gerçekten şampiyon olunan gündür yani. Ya ben de Allah'a şükür futbolculuk kariyerimde üç defa hatta iki, üç, dört defa şampiyonluk yaşadım. Ee, inanılmaz i̇nanılmaz mutlu olan. Yani diyorum ya sezon başında mesela çok oynamadığın karşılaşmalar da olabiliyor. Veya işte sakatlandığın dönemler de olabiliyor. Ama ne zaman şampiyon oluyorsun her şeyi unutuyorsun. Unutuyorsun gidiyorsun. Title'ı sana verdikleri zaman Diyorsun ki işte ben Türkiye'de Galatasaray'da şampiyon oldum. Evet. İşte diyorsun ki işte ben Paris'te şampiyon oldum diyorsun. Yani dolayısıyla bu şampiyonluklar tek kişinin kazanmış olduğu şampiyonluklar asla değil. Yani tenis değil bu yani. Tenis değil. <laughs> ki orada ee, bile takım var arkada. Sonuçta. Aynen takım olarak bunu kazanıyorsun ve takım olarak da herkesin gerçekten yani şunu söyleyeyim e, ya şu olmasaydı şampiyon olamazdı diyebilecek belki bir oyuncu değil, birkaç oyuncu var burada. Evet, o yüzden O yüzden çok önemli şampiyonluk. E ee, vallahi emeği geçen herkese yani şampiyon mutlu de... olsun. Ben şunu ya hazırlıyorum. Şunu koyacağım da bak az kaldı. <laughs> doluyor, az kaldı. Biraz bitiyor, sonra doluyor. Şampiyonu sonra dolduracağım. Ee, yani önüne Saşa Boy'un adını gördüm mesela. Sezon başında kampa dahil edilmeyen oyuncuların da burada hakkını şimdi o konucu da mesela orada belki yönet, teknik adamda da hata, teknik heyette de hata oldu. Saşa Boy gibi bir oyuncu kampa davet edilmedi. Ana planda kesinlikle düşünülmüyordu kampı geçirmedi. Daha sonra durumlar değişti. Saşa Boy takıma monte edildi. O da kendine öyle iyi bakmış ki e, hiç sanki 3 tane hazırlık kampı geçirmiş gibi bir sezon çıkardı Saşa Boy. Şu an nereden baksan 17-20 milyon ya. Bandında bir oyuncu haline geldi. <laughs> yani. oyuncu, da, oyuncu tarafı da çok hakikaten disipline çalıştı yani. Çalıştı ama işte burada hoca oyuncu ilişkisi çok önemli. Kopmadı o ilişki. Kopmadı A kop yani koparmadı Okan Hoca anladın mı? Mesela bu Cesus kopabilirdi. bu çünkü insanların tarzı. Okun Kopardı ki zaten, kopmadı diyor, mı geçen hafta içerisinde orta saha gelin dedi gelmeyin yani. Ben kopmuş zaten kopan şey söyleyeceğim yani. söyleyeceğim ve bunu üzülerek söyleyeceğim Berkay. Tabii Gerçekten abi. öyle bir süreç geçiriyoruz ki böyle genç neslin Fenerbahçeli'nin tükendiği bir dönemi geçiriyoruz. Benim oğlum Almanya'da yaşıyor, Almancası daha kuvvetli, annelerimle Hı. yaşıyorlar. Beni aradı, baba dedi Fenerbahçe niye şampiyon olamıyor, benim arkadaşlarım benimle dalga geçiyor dedi. Okul arkadaşları, 11 yaşında benim oğlum ha Ben ne diyeceğimi şaşırdım, ilk defa böyle bir şeyde sınandım yani. Sonuçta evet. Tane ben de e bir tanesi kız, bir tanesi erkek ellerinizden Anladım. öper. iki tane evlat sahibi ama ilk defa böyle bir şeyle sınandım ben de. Şimdi abi burası da önemli. Şimdi ben Fenerbahçeli nasıl Fenerbahçeli olduk büyüdük. Babam Hasan evli ama ben Fenerbahçeli kendim bildiğim bileri artık 6 yaşlarıma geri döneyim. 41 yaşındayım. Ben Oğuz Çetinler'le o koçlarla, uçelerle, höklerle büyüdüm ben. Yıldız yani. Oyuncuları. Ben hep ben hiç görmedim abi. Kimse başarısız olduğu sezonda da görmedim. Bariçleri, işte Etkinson'un Galatasaray evet. Böyle büyüdüm ben yani. Tabii. Anladın ben mı yani? Orada, orada ist, 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 istesen de yani bir şey söyleyebilirsin ama şu an bir şey de söyleyemiyoruz yani. Ne diyeceksin abi? Mesela genç nesil niye Fenerbahçe'yi tutsun? Çok önemli bu. Niye abi mesela? Ee, zaten abi en önemli konu Fenerbahçe ile ilgili bence şampiyonluklar kaçar gider. E, kazanırsın, kaybedersin. Evet bunlar önemlidir ama bir kültürü kaybetme noktasında... Onu demeye çalışıyorum e, ben e, işte. Ben yani evet. cümleyi tam ama... Kültürü, kültürü kaybetme noktasında geldiğin zaman o erozyonu toparlamak çok zor oluyor. Yıllar alıyor. E, şu an Fenerbahçe bence o eşikte tarihin en uzun ara verdiği e, dönemini yaşıyor şampiyonla. Ara vermekten öte şampiyonla oynamayı ...unuttu. Yani buraları oynamayı unutan bir Fenerbahçe noktasına geldi. Ee, çeşitli hatalar, zincirleme hatalar yapıldı. Ee, taraftarın psikolojisi çok kırılgan. Ee, öyle problemler yaşadı. Ee, bir türlü maya mi? tutmadı ki az tut... sonra az yani. azıldırımdan sonra. Azıldırım da son 4 senesi zaten hani iyi geçseydi... Ama ma maya bozuk olunca tutmuyor. Ee... Şimdi Cemre yemek yapıyor, yemekle aşırılaşır ya maya bozuk olunca tutmuyorsan... Ekşi Hasan. maya tutacaksın kanki. Ekşi maya çok önemli. <laughs> Anladın mı? Mesela tutmuyor abi Maya kötüyse yapacak bir şey yok. Abi bak biz Fenerbahçe konusunu çok uzatmayalım Berkay. Niye diyeceksin biliyor musun? Bu sadece şampiyonlukla alakası değil. Komple 5 seneye baktığında tamam mı? Bu yönetim Derhal istifa Fenerbahçe dönüyor. tarihinin sportif anlamdaki en başarısız yönetimidir. Her türlü. Sabaha kadar onlar işte onlar ama öyle düşünmüyor. Onlar diyor ki şans Peki döner ne diyor. yapacak? Yani şampiyon abi şansı mı bırakacak bekliyor. abi? Ya. şansı bekliyor. Adam açıklıyor Hasan. Şans, şans döner diyor. Futbolda da bir gün döner diyor. Basket <laughs> döner. döner 20 sene sonra döner. 20 sene sonra döner. ne hale öyle. Ya. ya. O eteler, anladın böyle mı? Böyle bir şey var mı abi? E, var işte. Şans Yaşıyor şu an. kalitenin e, yanında olduğu zaman, kaliteyi aradığın zaman, iyi aradığın zaman senin lehine döner. Bak kaliteli takım hmm. yapsın. Harbiden Galatasaray gibi böyle bir kadro kursun. Icardi'leri makar Ben eğer demezsen bir gün şanslı döner de namertim. Derim yani. Çünkü döner. Bir döner sene olması kimse döner. döner, yani. Çünkü belli yani <laughs> sen oralara oynuyorsun. Anladın mı? Sen Rossi ile sabaha kadar şansı döndüremezsin. İrfan Canlar'la falan dönmez o şans. şans Kandırıyorlar o, o, çünkü. Anladın mı? Ki değil zaten. Kandırıyor abi. Sen kandırmayacaksın. Sen kaliteli futbolcularla oynayacaksın. Kaliteli futbolcularla kuracaksın. Nasıl voleybolda yapıyorsan, voleybolda nasıl şampiyon oluyorsun? Kalitesiz mi takım? Vargazlar margazlar nasıl oyuncular yani çok görüyorsun. Oyuncu. Çok evet, iyi. iyi oyuncular. Çok iyi Tanım oyuncularla oynanır abi işte. spor. Evet. Yani Allah aşkına bu böyle olmaz. Bu İf... atletizm de dönerdi. Sen 100 metre koşucusunu kötü alırsan iyi koşmasını bekleyemezsin abi çünkü adamın kapasitesi belli. Kesinlikle yani anladın mı sen? Yani olmaz çünkü <laughs> Hüseyin Bolt'u yenmen için o yetenekli birisini bulman lazım. Evet. O, mı? o seviyede birini bulman e, lazım. O seviyede birini bulacaksın ki bir gün o, onu devirsin diye. Kesinlikle. E sen şimdi Galatasaray gelmiş bugün. Sen diyorsun ki Yunus'u almış. Baktı onu olmamış, Rasisya'yı almış. Bir de üstüne Zanoyol almış. E zaten o zaman kaldırıcı Kupayı getirdi adam koydu önüme. Yarısını aldı zaten ha? o transferlerle. Yarısını aldı o transferlerle. E, Abi bir işte. şey söyleyeceğim yani kötü bir şey. E, jessiz... En kötü şey de musun? Sen... Az Yıldırım 20 senelik başkanı Bugün bu karakter bak bu şekilde devirip 5 sene sonunda Az Yıldırım başkan diye bağırtıyorsan bundan o, daha büyük bir başarı sizin olamaz. Şimdi orayı konuşalım. Ondan sonra George Jesus'un e, açıklamalarını da konuşacağız. E, bu yani bunu ben ilk kez bu kadar net bir şekilde Fenerbahçe stadında duydum. Eee Başkan'ın başarısız olduğu dönemler oldu. Ali Koç'un başarısız geçirdiği, Fenerbahçe'nin başarısız geçirdiği sezonları zaten 4 yıldır var. Yönetimi sıfat tezahüratları dönem dönem oluyordu. Ama bunun yanına Aziz Yıldırım tezahüratının bu kadar hep bir ağızdan söylendiği benim hatırladığım ilk oluyor bu. Ee, ve geriye saralım filmi Aziz Yıldırım ayrılsın bıraksın diye yalvaran sokaklara çıkan Fenerbahçe taraftarı günün sonunda bunu bağırıyor. Evet. Yani düşün Fenerbahçe taraftarının yaşadığı psikolojik tramvayı, kırılmayı. Ve ben sana bir şey söyleyeyim mi? ...gerçekten Fenerbahçe taraftarı çok tepki göstermedi. Abi, Allah yukarıda kesinlikle. beş senede bak. Doğru. Bir şey söyleyeceğim kesinlikle. şimdi. Geçen sene Galatasaray takımı çok kötü bir sezon geçirdi evet. değil mi? İnanılmaz evet. kötüydü. Evet. evet yeni bir başkandı. Herkes dedi evet. ki evet genç bir başkan. İşte yıllardır kulübün içinde olan birisi. Doğru. Onu da çok iyi biliyorum. Hı -hı. Abi olmayınca hemen çıkarttılar hemen, mı hemen, devreden? Hemen hemen, hemen gitti. Kaç senedir e, Fenerbahçe başkanı Beşim, şu an? Bitti, Ama Galatasaray'ın genlerinde bu var Hasan. Ama bir şey söyleyeceğim mi? İstasyonun genlerinde bu olmalı zaten. Ya Bir şey söyleyeceğim Yani sadece ya ben, gelmeyecek veya yani şey ne zaman eleme falan olacak? Yani oylama ne zaman olacak? Bizim bir, bir, sonraki, seçimi? bir, bir sonraki sezon sonu. Niye olağanüstü seçim olmuyor falan Fenerbahçe'de? ben bunun için, ya. hareket bunun için ekstra bir şey mi lazım? Program başında onu söyledim sana. sana. Yani daha ne olması lazım mesela? Şimdi yani mesela ekstra ben... bir şey daha ne olsun yani? Hani... Ya sen sen, 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 sen yani, Fenerbahçe başkanısın. Berkay ben de senin yanındayım. Ya yani en kötü 5 senenin sonunda bu, bu sene de Galatasaray şampiyon oldu. Biz üçümüz, sen de başkansın. Bir araya gittiniz ki ya başkanım. Olmadı ya. Hani olmadı <laughs> deriz <laughs> değil mi dersin ya. İnsansın sen de bir yerde hatanı anlarsın. Ben de diyorum ki onlar öyle düşünmüyor. Abi şey Onlar acaba? elinde hani... tespihle kebapçıda başarılı olduğunu inanıyorlar ya. Bu kez bitti Fenerbahçe yönetimi için. Önümüzdeki sezona bakalım. Şu mu var evet, acaba yani. Seneye şans döner evet. diyorlar. Siniyet bu. Biz de i, i, sosyal medyada inanıyorlar. Zaha diyorlar, Liković diyorlar falan inanıyorlar bir de yani. Gündem değiştiriyorlar burayı çok iyi ayarlamış Ali Koç. Anladın mı? Buraları güzel oynuyor o da ama bir iletişim tarzı. Ama yanlış. <laughs> yanlış çünkü tabii sen kendi camianı kandırıyorsun. Tabii ki yanlış. Tabii ki yanlış. Kesinlikle yanlış. Ya bu zamana kadar çok fazla para harcadım. Hani bunu nasıl çıkarıyor? Ya gemileri o, 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 o yani. ya. Ba ben, anlayamıyorum ki mantık yaktı olarak. Yaktı Neyi anlayamıyorum? Başkan gemileri. Neyin Oldukça Neyin gemisi? Abi, Adem. marina kalmadı. Ya şimdi zaten Fenerbahçe'nin temeldeki 5 Ali Koç dönemindeki en büyük bence eksikliği çok şeye odaklandı. Oyuncu satışından gelecek paraya çok odaklandı Fenerbahçe yönetimi. Hani oyuncu satalım, oradan bir gelir elde edelim. Yani Porto modeli, biraz Benfica modeli yapalım gibi e, düşünüldü. Fenerbahçe'nin de genlerine tamamen 180 derece zıt bir olay bu. Yani Fenerbahçe iyi oyuncu yetiştirsin, satsın, oradan bir gelir elde etsin yine daha böyle 2-3 milyonluk oyuncular alsın. Kol mu satıyoruz Berkay. aşkına? Porto Benfica yapar ticaret olarak. Yani... Ticaret yapar Porto Benfica öyle var olur zaten. Öyle var olmuştur bugüne kadar. Fenerbahçe, Fenerbahçe, Fenerbahçe öyle var olamaz, yapamaz Fenerbahçe. Yapamaz abi bu yok. Onu anlatıyorum. Genleri ama başkan seçilirken bu şekilde seçildi, bunların vaadini verdi. Ben alsat yapacağım demedi. Havuz dedi, 100 kişi dedi, bilmem evet. ne dedi. Evet. Abi böyle bir havuz yok ya, boğulur herkes o havuzda ya. O havuzda herkes boğulur. Herkes yani. boğulur, ama bu boğulur de, havuzda yani, ya. yönetimi boğulmuyor havuzda. Ben anlamadım. <laughs> ee... 75 tane oyuncu gelmiş, 7-8 tane hoca değişmiş. Hani bana bir gram ilerleme söyleyin. Ağzımı açmayacağım diyorum ya. 5 senede... Herhangi bir in... alanda. Yani ha? sadece, sadece Her herhangi ha? bir alanda yani. Şimdi bu sene ilk defa bu sene benim konu, benim konuşmamı merak ediyorlarsa ben yine hatırlatayım. Ben bu sene çok övgü dolu sözler yaptım. O haklı da olduğum konu. Çünkü Fenerbahçe futbolcuları o hocası bana o futbolu gösterdi. Niye bunu buraya kadar taşıyamadı? O beni ilgilendirmez. Onu onlar da hesabını verecek bana. Yönetim verecek. Dünya Kupası arasında Fenerbahçe ne tamam oldu? ne oldu? Trabzon maçında başlayan Fenerbahçe Crespo'ya Hepsini burada sorgulaması lazım. Ne oldu? İlk yarı ortalığı kasıp kavuran Crespo'ya Trabzon maçında yürüyemeyecek hale gelen Crespo'ya ne oldu? Ben merak ediyorum. Bir oyuncu nasıl bu kadar düşer? Düşer. Bir takım bu kadar nasıl düşer? Bunun hesabını yapması lazım. Ve bu 5 senede hep oluyor abi bir şekilde. Ee, Sivas maçı geliyor. Emre Belezoğlu hoca olduğu fırsat dönemde da geliyor, geliyor gidiyor. Ama değerlendiremiyor. Galatasaray bugün abi Bugün stada baktım üzüldüm ya herkes elinde cep telefonu Galatasaray, Galatasaray maçı. Başı. da. Niye takip ediyorsunuz Galatasaray maçı? Senin ya? onu takip etmen lazım. Sen Fenerbahçesin abi Galatasaray seni takip etsin. Yani bunu kötü bir anlamda söylemiyorum o, anladın mı? Onu, onu o lazım. Tabii. Galatasaray da aynı düşüncede. Galatasaray da... Ben eminim ki Okan Hoca diyor bize ne kardeşim Fenerbahçe'den? Yani biz so... Ankara, Ankara gücünün maçını yenelim. Fener ne yapıyor? İstiyorsa 10 tane atsın. Adım kadar eminim. Bugün İçeride Antalya'da. devrede de, e, oyunculardan bir tanesi sorduysa bu soruyu. Fenerbahçe maçı kaç kaç? Hoca bu cevabı vermiştir. Yani bize ne fenerbahçe maçı ne maçı ya. Yani. Bu böyle olması lazım. Biz elimiz yazık günah o taraftarı orada cep telefonla ga, Galatasaray nasıl yenilsin abi Ankara'ya? Nasıl puan kaybetsin Galatasaray? Final kaybetmez finali bitirmiş zaten ya. Tabii, tabii. Fener'i de yemiş herkes yemiş fark etmez. Gelmiş Ankara gücü bir maç. Düşünsene bütün sezonun biz eski futbolcuyuz. Bir sezonun Bir zamanda? maça kalıyor ya. Bütün her şeyi bırakır orada futbolcu ya. Tabii. Bir maç. Ha olamaz işte Dortmund olamadı. Olamadığın anlar da olabilir. Ama işte orada büyük takım Tabii, büyük oyuncu. Devreye büyük oyuncu, büyük kalite şansa bırakmıyor. Tabii hiçbir zaman şansa bırakmıyor o işini. Ee, ya yani bu sunda... maça şey mi çıktı Galatasaray? İşte şans bugün bizim yanımızda olur. Biz şansa şampiyon oluruz. Belki Ankara abi gitti 4 tane attı. Öyle baskılı başladı ki karşı. Ve Ankara Gücü kötü top oynamadı. İyi oynadı. Bence de iyi oynadı. Ve bu kadar kal kaliteli bir kadrosu bilmiyorum Hasan katılır ama bu kadar kaliteli usta ayakları olsaydı Ankara gücü bu sene, bugün Galatasaray'da zorlardı yani. Zorlardı. Problem çıkarttı. Sinire İzin vermiyor. Sinire abi sopar. defansı, defansın, defans blokun bir tane hatasını söyleyeyim ara 90 dakika. Evet. Duvar gibi adamlar ya. Fenerbahçe'de top geliyor. Titrek. Yandık diyoruz ya. Aman Samet'in ayağından kaçarım. Aman Zalay şeye vurur mu? Adamlar duvar gibi abi örmüşler oraya. Ne, ne sonuna şey. Helal olsun abi. Önde Torreira Mustafa arkada. Bitti. At abi sabah kadar Ankara Gücü kaç tane bu? Ki bugün de yok? uzun yani son haftalarda en fazla pozisyonu verdik karşılaşmayındı Galatasaray yani o açıdan da Muslera devreye girdi orada da. <laughs> Muslera tuttu. Eee açıklamalarına bakalım Kontratı ile alakalı açıklamalar tabii sorulmuş. George Jesus'a. Burada önemli olan ben değilim. Fenerbahçe lig bittikten sonra durumum netleşir. Kafamdaki tek şey Fenerbahçe'nin başarısı. İstiyorum ki takımım kupa finalinde de son dönemdeki oyununu devam ettirsin. Benim şu andaki odağım final maçı. Galatasaray maçına da odaklandım ama bir numaralı odağım 11'inde oynayacağımız Türkiye kupası finali. Ligin ikinci yarısında ilk yarıdan daha çok puan topladık ama Galatasaray bazı dönemlerden bizden daha iyiydi. Biz onlardan daha iyi olmaya başaramadığımız için şampiyon olamadık diyor Jesus ama çünkü ligin seni kendi evinde yendi. Çok özür dilerim ama ligin İkin... ikinci şimdi ligin ikinci yarısında daha çok <laughs> ilk yarıdan daha çok puan topladık demek birazcık algı manipülasyonuna giriyor çünkü ligin ilk yarısı kısa oynandı. Dünya Kupasına kadar olan kısım ligin ikinci yarısı çok daha fazla maç oynandı. Kandırıyor ya bizi. Şimdi yani bu dalga hani... geçiyor adam bize. Vallahi bak şaka yapmıyorum. Ben bu kadar saygı duyduğum hoca bizi kandırıyor şu an. Yani algı yapıyor. ve saçma sapan 14 haftada konuşuyor yani. ligin ilk yarısı yani Dünya Kupasına kadar arada. Baba neyin hesabını yapıyor? Hesap kitapla olmuyor işte şampiyonluk. Anladım. Hesap makinesiyle şampiyon olunmuyor abi olunmayacak. Geliyor yani. Manchester City gibi takımlar, Bayern Münih gibi takımlar. İşte Galatasaray alıyor, götürüyor, bitiyor. Sen ondan sonra hesap yapıyorsun. Ya yani biz bu kadar Beklersin kadar hesap. o saatten sonra tabii. Evet, şu onlar ne, ne, yapıyor biliyor musun? Kendi yönetim hoca. Diyor ki normalde hoca. Ben burada da çalıştım, Benfica'da da çalıştım. Şu ortalama önersen şampiyon olursun diyor. Bu zinetteler. Ama şey rakip Galatasaray senden daha çok puan alınca sen ikinci olurun hesabı yok onlarda. Çok çok kesinlikle yüzde yüz. Yüze. Ma bitti abi Galatasaray. Bugün ben bir kere bir tane Galatasaray'da Hasan işte bir sezon beraber geçirdik. Ondan evvel kaç sene. Peki Hasan abi bir ben Hasan'ı görmedim ya Hı -hı. bu kadar puan ortalama oynarsa Galatasaray şampiyon olur diye. <laughs> Maç sonu, bir kere Okan Hoca'dan görmedim Şimdi ben puan hesaplaması. Fenerbahçe sonuçta bu karşılaşmadan sonra psikolojik e, oyuncular da tabii üzüntülü içindeler. Bir şekilde Galatasaray'ın puan kaybını bekliyorlardı ama şampiyon Galatasaray oldu. sonu röportajına kim gider böyle maçlardan sonra? Kim gitmelidir? Oyuncu olarak. Şampiyonluk için mi? Yok Fenerbahçe'de Fenerbahçeli oyuncularını düşün abi şu anda. Fenerbahçe takımını düşün. Arda evet. gidecek, kim gidecek abi? Arda'yı göndermişler. E, tabii e, Kim e, Arda gider yani? Ama Arda'nın gitmemesi lazım bence. Orada takım e, kaptanının e. gitmesi lazım. Sorumluluk alan birinin gitmesi lazım. Ama şu onu da çocuğa <laughs> yüklemişler. Çünkü Arda ve Arda'yı Arda bu kadar kötü kullanan bir hoca. Çünkü, yani bu sezon en kötü kullandığı oyuncu kim? Çünkü ona tepki gelmeyecek. Arda'ya gelmeyecek, gelmeyecek. Arda'ya göndermiş. Bence Hı? en iyi yerde kullanmış baksana yani. Bu, bu var <laughs> ya bu... <laughs> kameraya göndermiş kimse işte laf atmak için büyük yani takım bence... Akıllı hoca. Büyük takım ziyneti işte kandırıyor. Akıllı işte. Sevilen İnsan bir abi oyuncu. Kimse tepki vermeyecek e tabii için verencek, abi tabii söyledi. Tabii, tabii ki yani, yani, yaptık, de sevilen bir oyuncu. Üzgünüz diyecek çocuk. Öyle söyledi. Hatalar yaptık. Şampiyonu verdik dedi. Tebrik ee, ederiz ama dese. Hani atıyorum. peki Galatasaray. Peki bırak şimdi. İrfan Can Kahveci yollayacaksın Rossi'yi. Onu yollayacaksın işte Onu oraya. Onu Yüzleşecekler onlar burada. O da var futbolculukta. Peki peki. İyi sezon geçirmeyebilirsin ama yüzleşeceksin. Haftaya maçta ne olur? Alkışlama mı? Fenerbahçe alkışlar mı? Alkışlama. Yani Nereye alkışlar mı ya? Galatasaray. Niye alkışlasın abi? Neden? Ama ben şampiyon. kesinlikle ama abi Tebrik ettim ya, ben seni öptüm ya daha ne yapacağım? Hayır sen değil abi. Oyuncuları sen... diyor. Tamam ben... oyuncular işte ben aynı şekilde yani tebrik edersin geçersin. Niye Bak sen böyle düşünüyorsun Gazi. çok doğru düşünüyorsun abi, bence böyle ama. Yani. Ee... ben abi niye, niye alkışlıyorum? Ben kesinlikle, yani, olmaz ha? kesinlikle olmaz demiyorum. He? Kesinlikle olmaz demiyorum bunu. Alkışlarlar mı? Hayır. Olmaması tabii ki daha normal ama ben bunun da olabileceğini düşünüyorum yani. Ya olsun abi sıkıntı yok. Yapsın da benim için bir problem yok. Ben bunu kötü anlamda söylemiyorum da yani bu alkış olayı nereden çıktı? Ne zaman oldu ki böyle bir şey? Olmak zorunda abi. Zorunda Niye abi? derken bir saygıdır bu. Galatasaray'da şampiyon olsa keşke Fenerbahçe şampiyon olsa. O da olmayacak. Bu da keşke olmayacak. Keşke Fenerbahçe yani. alkışlasa yani. İşin, i̇şin gerçeği bu. Ben sadece şey diyeyim yani, yani böyle hani kutuplaşıyoruz her her şeyde kutuplaşıyoruz. Ama şimdi her bu, şeyde Bu olmaz ki Hasan. Yani negatif olan bayağı birinci olmayan yani. bütün sezonun üzgünlüğü var mesela üstünde ki kalkıp o psikoloji orada onu alkışlaması. Taraftarı mısın yani? onu bir de Fenerbahçe taraftarları bir de onu Yaşatamazsınız yani. Anladın yaşatırsın mı? Yaşatırsın yani. yani Megafon, yani. Megafon'u yaşatmışsın. Her şeyi yaşatırsın. Merak etme. 3 taneler yani. var ya. da dur. Hani anladın mı? Anlatabiliyor muyum? Yoksa daha işin doğalında Ya e, bu Premier Lig'de Barcelona, Real Madrid durur. falan onlar o seviyeyi görmüş ama burada bizim futbolumuz, bizim sporumuz böyle değil. Yani benzer durum da yaşandı. Fenerbahçe'de Galatasaray Stadion'a şampiyon Ama şunu da söyleyeyim ben. Orada yani, da olmadı yani. Orada yanlış anlamasın Fenerbahçe taraftarı. Benim alışkın olduğum Fenerbahçe taraftarı 5 senenin sonunda bu stadı bugün yıkardı. Kötü anlamda söylemiyorum Çetin, yani. Inne, i̇nnetir de oraya yani. Stadı terk etmenin anlamı yok. Abi burada gerçekten bir duruş sergilenmesi gerekiyor ya. Yani. Gerçekten. Bu yani böyle başkan Ali Koç istifa veya yönetim istifa ile olacak iş değil. Orada gitmeyeceksin abi stattan. İstifa edene kadar atıyorum anladın mı? Bekleyeceksin ya yani. Bir şey yapacaksın bir yani. Önemli değil abi. Tepkini göstereceksin bir şekilde. Bu spor sonuçta. Bu hep böyle olmaz ki abi. O zaman cebinde parası olan herkes başkanlık yapsın ya. ya olmaz. Her kaybeden gidiyor mu ülkede yani? Ya o gitmiyor. Gitmiyor, tabii ki gitmiyor abi. Gitmiyor ama. Ama öyle e, olmaz. E, orada yani, gitmek e, zorunda bence de. Evet, bence baş, de zorunda. Abi. Başarı, Gitsin tabii nasıl başarı? Nasıl başarı ödüllendiriliyorsa, biz burada konuşuyorsak prim veriliyorsa oluyorsa başarısızlıkta da cezalandırılmalı. Bir masaya yatırma, bir, bir masaya yatırılmalı yani, ya. Cezalandırılmalı yani. Başarısızlık yani. da cezalandırılmalı Sen, çünkü. Şimdi bu sadece bu sene Galatasaray şampiyon olduğunda değil. Ben Analizini yaparım. Çıkartırım. Çıksın abi yönetim benim karşıma ya. Burada duruyoruz gelsin otursunlar. Sohbet abi kardeş sohbet edelim. 75 tane oyuncu yaptınız. Bunlardan kaç tanesi yararlı, kaç tanesi zararlı, kaç tane hoca değişti. Hep güvendim. Erol Bulut'a güveniyorsun, yolluyorsun. Ve hep yanlış sürede. Yanlış süreç içinde. Erol Bulut'u erken yollasaydın belki o sezon şampiyon olacaktı. Ve ben bunların ispatını yaparım yani hesabını evet. çıkartırım puanlamayı. Erol Bulut ayrıldığında... Sezon sonunda ne dedi biliyor musun taraftar? Keşke ben mi, Erol Bulut önce. ayrılsın dedim. Galatasaray derbisini kaybettiğinde bana ciddi tepki gösterdiler. Ne dediler biliyor musun? Ah be Erol Bulut dediler. Bir puan alıp gitseydin dediler. Bir puanla şampiyonluk açıyor. Bunun hesabını yaparız herkese sıkıntı yok. Bunları, he ne olur? Bir sene bir puanla şampiyonluk kaçırsın. ikinci sene daha çok zorlarsın. Olur. Ağzımızı açmayız ya deriz o zaman. Bu gerçekten deniyorlar. Taraftarın görmek istediği şey seviyenin yükselmesi. Fenerbahçe bir sezon buradaysa bir sezon buraya çıksın. Ama buraya kandırıyor çıksın. bak. Hoca nasıl kandırıyorsa başkan da kandırdı. Cesus'u aldı. Tamam mı? Ben size Cesus'u getirdim kardeşim. Öyle olmuyor. Şimdi, ne, evine? dedir, ne dedirttiriyor biliyor musun şu an? Hani işte yandaşlara diyor ki. Başkandan ne istiyorsunuz abi? Adam Cesus'u getirdi. Bak zihniyete bak. Bu şekilde kan duruyor. Ama kandırıyor. hocayı getirmekle olmuyor ki bu takım kuracaksın. Sezon içinde kötü giden durumları çözeceksin. Çözeceksin bir problem sürü, bir çözeceksin. Sürü, bir sürü problem Jayden var yani. Jayden'ı aldın, çözeceksin. Jayden ne abi orada duruyor? Fenerbahçe Solbeck en fiyasko bu sezonun en yani tek bir kelimeyle anlatacak olsak Jayden Osvalde deriz herhalde değil mi? Biz bu, sezonu bu sezonun mu? Mu? yoksa tarihi mi? Tarihi de kat içine sen. <laughs> Yo ciddi söylüyorum Fenerbahçe tarihinde kötü transfer de vardır. Bizim benim, bizim dönümüzde mesela Sima alındı, beğenmedi. İşte ne bileyim e, Lucianoydı onun adı galiba sol bek. E, Fabiano. Fa Fabiano. Soyadı da Fabiano. Sadece 6 numara Fabiano. Ta tamam evet. işte mesela altı numara çok verimli değildi. 6 forma numarası aldı. Altı sonra numara sonra. aynı. Çok verimli değildi anladın mı? Evet. Bu ama tartışıldı. Daha iyi yapılmaya çalıştı. Evet. Olabilir abi her zaman %100 transferde yüz Pör... oynayamazsın. Evet cim? abi yani çok iyi oyuncu alırsın. benim olamazsın. Pedro sakatlandı. Belki Pedro beklentinin en çok beklenen oyunculardan evet. bir tanesi. En büyük bayağı kırıklığında belki o yarattı. O yarattı. O bu başka bir şey. Ama şimdi Jayden olayı skandaldır ya. Jayden skandal ötesi. Skandal ya. ötesi ya. Nasıl böyle bu kadar büyük bir cami ya. Tamam mı? Bu kadar yani Fenerbahçe nasıl böyle bir şekilde yönetilir abi? Nasıl böyle bir transfer izin verilir? Beyaz hesabı olmaz. Ya hoca işte hoca adayı Jayden aldı. O, ona bıraktım. Ya gidip sormaz mıyım ya Hasan'ım? Aldın da Jayden'i bu neredeymiş bu Jayden? <laughs> şimdi Hasan da bana diyor ki ya ya başkanım çok Defansif. Sen de 7 vermişsin. 7 Yuh milyon euro vermiş. 7 milyon euro verdik bunu. Vermeden önce söylemedin mi? 150 milyon ya. Ha? <laughs> 150 milyon ya. Bu Valenis İsmail gibi. Yani. Perere örneği gibi. Sen Pereira'ya Valenis mi? Beşiktaş Valenis İsmail alıyor. Diyor ki başkan 4 tane. Abi bu adamın sistemi üçlü. Nasıl Sen olsun? bunu alırken bilmiyor musun bunu? Üçlü? Yani bunu demesi lazım ki birisi. Ya Sayın Başkanım biz Valenis İsmail'i getiriyoruz ama bak bu üçlü oynuyor. Bizim Beşiktaş'a bu uygun mu? Oyuncu konseptine uygun mu? Öyle düşünmüyorlar. Diyorlar ki ya hoca gelsin yapsın takımı. Bilgisayar oyunu, oyunu gibi ya. gibi oluyor birazcık evet. Yani o e, duyguları dışarıda bırakıp tamamen Bak bilgisayar oynamak gibi. Bilgisayar oyunu, dedim gibi. De, bilgisayar Sen oyunu ben, o ben iyiyim. Sana yemin <laughs> ediyorum bilgisayar oyununda tamam mı? Takımın on numarası falan var ya mesela Arda Güler on numara gibi gözüküyor. Bu takımı tamam mı, mesela üçlü oynayamıyor çünkü üç tane stoperin lazım ya. Şimdi buraya bek koyarsan veya işte kandırırsan bilgisayar bile error veriyor. Oyun error veriyor ya. <laughs> 5 senedir yönetim error vermiyor Hasan. Allah'ını seviyorsun ya. Yönet Gel oyun error veriyor diyor ki oyun 3'lü oynamaz bu takım diyor. Çocuk Bilgisayar oyunu söylüyorum. Sen <laughs> seni gözarım. <laughs> <aramsın>. Tezat başladı abi. Kimseyi <gülüyor> yani... <gülüyor> kimseyi sevmedim senin gibi. Yorumlara şey bakalım. Ya. Seyircilerimizden gelen yorumlara, soru ve görüşlere de yer vereceğiz programda. Tabii Galatasaray taraftarı, Buntu Fenerbahçe da <laughs> isyankar bir durumda şu anda. chat'te de Arda Güler'i tabii çok yazan, Fenerbahçe için olumlu anlamda bu sezon için konuşacağımız e, birkaç nokta varsa bunların başında Arda geliyor, sonra Ferdi geliyor. E, tutup tutmayacağı, Fenerbahçe'nin Arda'yı tutup tutamayacağı da önümüzdeki sezon için çok e, önemli olduğunu düşünüyorum. E, Hasan abi, yani bugün de tabii sen Galatasaray maçını izlemişsindir ama yani Valencia'ya bir asist yaptı. Hakikaten yani akıl dışı bir <laughs> pas atadı, savunma arkasına bıraktı. Ee, yine bugün maçı çözen oyuncuydu. Yani bu stres alanında bile yine e, sorumluluğu alan oyuncu Arda'ydı. Ve bu sezonun en güzel şeyi Fenerbahçe için. Arda'nın çünkü hiçbir stresi yok şu anda yani. Varsa da yok onda çok. E, yok yani şu anda ne ne gibi sorumluluğu vardı? Onu da doya doya izleyemedik yani. Onu ya işte, bile, onu bile yani, iyi kullanamadık bu sezon, onu söyleyeyim Yani baktığın zaman ne stresi vardı ki çocuğun yani? Sonuçta uzun süre oynamadı. Kötü de oynasam beni destekleyeceklerini biliyor. Evet. İyi de oynasa dese, biliyor. Hep Dolayısıyla da hiçbir şekilde kötü de oynamadı. <laughs> Hep de iyi oynadı. O yüzden keşke bütün Fenerbahçe taraftan bu şekilde düşünüyorduk. O olsaydı düşünüp... Arda ilk yarıda ya da o sezon ikinci yarının başında hiçbir şey olmazdı. Niye sana söyleyeyim mi? <laughs> bu takımı hiç değiştirme. Yine Arda aynı bu şekilde koy. Bu çocuğun her sene 50 asistin yer bu takım. Bugün 5 tane asist yerdiler. 5 tane. Sen sen diyorsun ki o olan üstü pası söylüyorsun ama onun gibi 4 tane, tane, attı bugün. Zayişe de attı. Hepsine bıraktı araya. <laughs> Başşu Ay'ı attı. Yok ama mesela aynı Arda'yı Icardi ile koy. Icardi çarpı 2 çarpı 3 gol atar. Icardi 30'u bu zorlar. 30 Abi çünkü zorlar. adam yakaladığında bitiriyor iş içeride Abi kafayı boyundan falan vuruyor yani. Omur geleğinden çıkıyor Nasıl çıkardı kafa. Çıkardı ikinci kafayı. Arkaya doğru çıkardı bir de. E, abi atıyor adam. Bir şey türü. söyleyeceğim ama <laughs> Kerem'e de çok şey şey Hiç yaptı. Hiçbir şey olmazdı. Kerem bugün ilk var ya Natsaya'da yani. Bütün... Böyle hiçbir şey olmazdı. Bak bilmiyorum Hasan katılıyor mu? Yerlerde asistlerini bir şey yapamazdı yani. Bir tane öyle Beşiktaş maçı gibi bir şeyler yapardı çocuk. Abi çünkü niye? Bugün ben maçı seyrettim. Orası Galatasaray kısmını seyretmişti. Biz daha çok Fener'i... İkisini diyordu. beraber izledik. İkisini beraber izledik ama gözüm Fenerbahçe maçındaydı. Çünkü benim de kafamda yaptığım değerlendirme. Aslan. Arda topu alıyor kanatta. Ara hemen rakibin arkasına giriyor. Baksana yemin ediyorum. Hep Antalya'lı oyuncunun kaçıyor. yapışık oyunu. Ya top bizde. Sen adamı niye tutuyorsun? Evet. Şimdi sen top sende ya. Düşse ben senin takım arkadaşınım. Adamı tutuyorum markaj ediyor. Ulan top bizde. Biz <laughs> oyunu, ben Hasan'a yardım edeyim de Hasan'ı oradan çözeyim. Yok. Yani. kaçıyor. Ali Baba yayını yeni açmış herhalde. Galatasaray'da konuştum demiş ama ilk zaten 45-50 dakika Galatasaray şampiyonluğu konuştuk. Ara ara zaten ikisini o yeni beraber, ikisini Senin beraber konuşuyoruz. Galatasaray şampiyon oldu. Konuştuk <laughs> biz ama arkadaşlar. E zaten Bak, burada kupa duruyor. E, kupa şampiyon yazdım, şampiyon <laughs> yazdım. Kupayı koydum. Uyandırdık e, seni de kusura yani bakma. Aslan Penerbahçe... şeyini de bugün özel taktım. Daha ne yapayım yani? Zaten konuşurken bence birbirinden çok da hani başarıyı ve başarısızlığı ayırmamak. E, gerektiğini düşünüyorum. Hani Fenerbahçe'yi konuşurken Galatasaray'dan Bir örnek veriyoruz. miyim ben ya? E, Galatasaray'ı konuşurken dönüp Fenerbahçe'den yani. örnek veriyoruz. O Yıllardır. anlamda ikisini de beraber zaten e, konuşuyoruz. Ayrı ayrı birini överken Söyledim birini ya. yeriyoruz e, bu programda. Yoksa Galatasaray'ın bu sezonunda birçok şeyi doğru yaptığını Kerem'den bahsetti Hasan abi. Bugün e, sezon boyunca hep Kerem'le ilgili şey dedik. Artık şu pası doğru ver, doğru ver, doğru ver. E, son maça saklamış bütün doğru hareketleri. <laughs> Her şeyi doğru yaptı bugün. Bir gol eksikti. E, onu bulamadı. Onu, onu da kaçırdı. Da atıyordu, 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 kaçırdı. O, yani onu da atamadı. <laughs> Orada da aslında bir faul falan pozisyonu vardı oyuncu şeyinden dolayı ama onu da atsaydı aman gül <laughs> değerli lütfen. Bak dört tane yıldızı da koydum zaten. Ön, önüne, koy abi daha önüne yere doğru. Nasıl Şeyin koymam önüne koyduk. lazım koy. ki? evet doğru. öyle koy. Biraz ha. daha geri <laughs> şimdi durur. Ee, Nebze, şu Barış Alper'e attı asist mi daha iyi? Icardi mi? Bence Barış Alper attı daha iyi. Daha ya. iyi değil mi? O bence de daha iyi. Çünkü... Orta kesiyorsun. Orada orta var doğru. Bir şey söyleyeyim. Icardi'nin ilk golünde gol Icardi yaz, yazmaz mı? Aa yani? senin gibi bastılar. Hocanın, Basarlar. Evet, bu Şampiyon olan zaten. basması lazım zaten. Teknik direktörün ee, basın toplantısını Okun Hoca'nın evet, Galatasaraylı oyuncular bastı. Orada önde e, genç oyuncuları görüyorum. Efe de orada. Arkada Ayhan Akbar'ın evet. oğlu. E, Kerem'i görüyorum en dışarıda. Emre Taşdemir. Orada video çekenler var. Tabii kendi <laughs> özel hazinesine çok güzel görüntüler kaydeden isimler de orada var. Hocayı ortaya alıp şu anda... Gençler tezavrat. gelmiş. Gençler gelmiş evet. E, Barış Alper var. Kaan var. E, Kaan Ayağım Abdülkerim. var. Abdülkerim. Zaniolo arkada. E, ee, Zaniolo'yu görüyorum. Şey Torreira'yı zaten göremezsin. Torreira'yı görmek, <laughs> görmek çok mümkün değil o kalabalıkta. Çok sarı sarı abi. belki. Kerim. Hocadan kısa mıdır ya Torreira? Hemen hemen aynıdır. Ee, şey. kısa olabilir abi. Bakayım. Bir tık. Bir bakayım. Okan Hoca İyi, da var ya. Tahmin et. Ya bence Okan Hoca da çok kısaydı ya. Yani Kim daha kısadır? Bence Torreira bir, bir tık kısadır. Hasan abi? Bence aynıdır ya. Bir santim iki santim be ama Okun abi. 2 santim var arada. Kim? o <laughs> Hacı <Kısa>, uzun. 1.68'e <laughs> 1.66. 1, e 1 <laughs> santim 2 <laughs> santim. Evet buraya daha kısa. Ee, 1.66 ama abi, 2 metrelik oynadı bu sezon. Ya, yürek 2 metre ya. Ben sana söyleyeyim yani 1.60 olabilir 1.66 olabilir boy ama bu sezon gerçekten... Icardi'nin boyuna bakmıştık o kafa toplarında bu kadar hakim uzun gibi görünüyor ama 1.81. 1.82 falan. <laughs> evet çünkü timingi çok iyi. Timing mükemmel değil mi? Mükemmel. Serdar Dursun kadar olmasa da timing de bayağı iyi. <laughs> E ee, yorumlara bakalım. Seyircilerimizin Okan abi ne demiş acaba ya? Çok şişirdi tabii orada düşürdüğümüzde birazdan ben okurum abi bölümden buradan Okan Hoca'nın basın toplantısında yaptığı. Bir şey deditmediler ki basına. Bir şey deditmediler evet. Ee, şunu söylemiş. Biz şampiyon olarak tamamladık ancak hem Beşiktaş'ın hem de Fenerbahçe'nin de güzel işleri oldu. Lig kalitesinin artması, yarışın uzun süre devam etmesi futbol futbolseverlere de büyük zevk verdi. Rakiplerimizi de kutluyorum. Türk futbolunun geleceği için tüm takımlar olumlu işler yaptılar demiş Okan Buruk. Ee, eşime ve oğluma bu şampiyonluğu hediye ediyorum. Oğlum da zor zamanların ardından bizimle şampiyonluğu kutladı. Galatasaray olarak hedeflerimiz bitmiyor. Derbi oynayacağız. Devamında Şampiyonlar Ligi ön başlayacak. Çok uzun bir tatilimiz olmayacak. Zaten çalışıyorduk. Hem şampiyonluğun keyfine varacağız, hem de derbi hazırlanacağız. Son, sonra Şampiyonlar Ligi için hazırlanacağız demiş Okan Hoca. Tabi derbinin e, bu anlamda önümüzdeki hafta pek bir yani yine derbi derbidir. Heyecan olacaktır ama puan tablosu açısından bir anlamı kalmadı. İkincilik ve üçüncülük için tabii ki Fenerbahçe için önemli ama şampiyon oldu Galatasaray takımı. Derbi de bu moral motivasyon seyirci kutlaması biraz daha olumlu etki eder mi Hasan Tabii kutlamaların nasıl olacağına bağlı hafta içinde ama <laughs> birazcık da. Ya sonuçta pastanın hepsini yedi Galatasaray. Çileye kaldı. Bu da belki <laughs> bu maçta kazanırsa. Ben çok hırslı oynayacağını düşünüyorum Galatasaray'ın o maçta. Ya tabii kesinlikle öyle tabii, tabii. yani. yani şimdi her, her zaman şey var ya mesela böyle daha doğrusu artık yani böyle şey o geleneksel oldu. Şampiyon olamıyorsan işte rakibini yen. Yani. Rakibini ya Galatasaray Fenerbahçe der. Fenerbahçeler de Galatasaray'ı der. Onlar için de belki bir özür dileyeceğim ama özür dileyecek bir maç değil artık yani. Öyle yani bir değil canım. durum değil. Tabii Galatasaray oyuncular da bu maçı yenip Tamamen artık evet, evet. yani. Seyirci hani kutlamaya gelmiş orada bir e, ekstra motivasyon da olacaktır mutlaka yani Yani mükemmel bir atmosfer Ama olacaktır. Olacak Şampiyonluk ki. yaşında böyle rahat bir maç bitmiş. Olacak. Keyiflisin. Bütün taraftar evet, gelmiş. Arkanda. Bütün yorgunluğunu atmışsın. Şu anda o karşılaşmak için şu anda oynayan bütün oyuncular o maçı bekliyordur. Fenerbahçe için Vallahi hazırlanması bak... çok daha zordur o maça bence. Fenerbahçe için çok daha zordur yani. Çünkü... Şu an Fenerbahçe için çok zordur ya. Psikolojik olarak Ayaklar da, zaten geri geri gider yani. Bitik burada yani. Niye zaten ki. bitik Giderim yani. yani. Zaten Keşke olmuş burada oynasaydık diyebilirler. Bir de Galatasaray stadına gidiyorsun. Geri geri gidersin ya. Yani. Çok e, bir o maçın tabii... Yine en rahat oyuncusu Arda olur. Ben size söyleyeyim. <laughs> tabii orada yani Galatasaray taraftarı da bence Arda'ya orada e, ben protesto da hani birçok oyuncu olabilir ama Arda'ya olacağını düşünmüyorum. E, o zaten... Onun yaptığı olumlu bir iş alkışlanacaktır orada büyük ihtimalle. Ya sonuçta bu bizim Türkiye'nin değeri. Her ne kadar Fenerbahçe'de olsa Beşiktaş'ta hiç fark etmiyor. Sonuçta herkes Arda'yı çok seviyor. Ee, i̇nşallah yani, yani Türkiye'den çıkan en, en iyi Hayır, oyunculardan yani bir tanesi olsun istiyoruz. Dolayısıyla da Arda'nın yola Bir de Emre demiş ki sizce Galatasaray Beşiktaş'ı ikinci yapmak için Fenerbahçe yener mi? Yani Galatasaray'a sorsan kimin ikinci olmasını tercih eder? Bunu çok tercih edeceğini düşünmüyorum ben Galatasaray. Yani çok bununla ilgili. şampiyon olmuş bu zaten sonra ikinci ilgilendirir mi? Seni ilgilendirir mi Berkay? İlgilendirmez. Mi şampiyon ilgilendirmez. olmuşum bana ne abi Fenerbahçe, Galatasaray, şey Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon kim, kim ikinci olursa yani. olsun, ben Tabii. şampiyon olmuşum. Bitirmiş adam ya. Yani. Tabii. Olay bitmiş yani. Bitmiş olay abi adam zaten oraya Fener yense de ne olur, yenmese de ne olur adam kutlamaya gidiyor zaten. Ee, Ama o rahatlıkla Fener'i de Bence Yemine rahatlık şey... daha olumlu yansıdı. Tabii o o o futbolcuda daha şey yani. Çünkü hatırlıyorum Fenerbahçe'de de şampiyon olarak gitmişti 100. yılında Ali Samiyen Yen stadyumuna o sulu derbide. E, Fenerbahçe çok rahat oynamıştı. O çok rahat kazanıp gelmişti mesela deplasmanda. Tabii Çünkü tabii şampiyon o çok için fark, yani. çok çok farklı bir şey o. Eee Galatasaray e, Mert Hakan İlfancan, Rossi, Samet, King, Pedro gitsin. İkari'den futbol öğrensinler demiş. <laughs> e, bir seyircimiz. E, Fenerbahçe'yi eleştiren bir yorumda bulundu. Niye öyle bir şey demiş ki? Be beğenmiyor ki. başka Senin başkanın beğenmiyor. Ba başkanın beğenmediği yerde futbolcu Icardi'yi tanır mı yani? Futbol, fut Onlar için Icardi önemli bir futbolcu değildir ki. O havada bakıyorlar yani. Gerçekten söylüyorum bunu sana ya. Icardi yani düşünsene. Yani bunu söylemen için senin psikolog olman lazım. Yani Icardi bana o havayı vermiyor falan. Abi bu havayla mavayla olacak işler değil, değil bunlar. Asla değil. Asla değil. Yani anladın mı? sen alacaksın Icardi sana nasıl en şekilde verimli olup o şekilde takımı kuracaksın. Birbirine o bağı kuracaksın hoca ile olan. Fenerbahçe'nin yıllardır en büyük hatası ne biliyor musun sana söyleyeyim mi? Tabii Hoca ile oyuncu arasındaki bağ, bağ yok. Evet. Ona göre yapıyor. Adam getiriyor Erol Obut'u ama oraya Mesut Özili getiriyor. Ne bileyim Perre'yi getiriyor. Ona uymayan oyuncuları alıyor. Hep bu bağ kopuk olduğu için olmuyor yani. Kesinlikle öyle. Olmuyor abi er ee... error yani verir yani takım error verir. Şimdi düşünsene, Cesus ben iddia ediyorum. Hani Damo onu söylediğinden dolayı de ben zaten onu hissediyordum. Oyuncularla hocanın arasında çok büyük bir bağ yoktur ben sana söyleyeyim. Mutlaka kesinlikle. Çünkü doğru. hoca burada duruyor diyor, oyuncular burada dur diyor. Buradaki mesafede ben elimi uzatsam tutamaz ki hoca. O çok Sezonun, uzakta. uzak da. 11'i yapsak bir tane burada. Sezon 11. Son programdan sonra da yaparız ama. Kaç tane Galatasaraylı oyuncu güler? En az 6. En az 6 değil mi? En az. Kalecisinden 6 yani banko. Ben altı. öyle direkt attım ama direkt altı yani. Mustera iki defans oyuncusu. Boye 3, Belki Dört. orada Ferdi ile mücadele edebilirim. Belki orada Ferdi ile mücadele edebilirim. abi. Yani evet. boydan boydan vazgeçip Ferdi'yi ferdi <laughs> koyabilirim oraya. Ferdi'yi sola koy E, sol bek koy Sol, bek mi var? Yani Saşa Boy'u bir bit koy türlü eklemen lazım oraya. E, Saşa Boye'yi eklemek S için Ferdi'yi sola atabilirsin. Ama şimdi so atamazsın değil? sola. Çünkü solda Masuak var abi. Ama o devam yani ligin ilk 10 haftası yok. Fark etmez. Masuak 10 15 hafta ligin yok. Ligin en iyi sol Ligin ikinci ama komple sezonu değerlendiriyoruz burada. Abi komple sezona baktığında Ferdi'yi oraya atarsan o da sağ çok iyi oynadı. Çok ee, iyi oynadı yani. Ferdi belki öneme mi itersin bilmiyorum o yani. O da olmaz. Orada başka oyuncular var. Ee, kolay olmayabilir. Yani Abu Bakar, Icardi ne olursa olsun Valencia'nın 29 golü Fenerbahçe'yi ayakta tutan önemli hücum, en önemli hücum katkısı oldu. Ee, ön tarafı o üçlü yaparsın zaten. Abubakar, bakar ee, Icardi Valencia şey yaparsın. Sola, Valencia'yı sola, atarsın. Valencia sola atarsın. Aynen öyle. Ee, Icardi 4-4-2 gibi oynatıp. Rasisa'yı bile alabilirsin sağa. 4-4-2 gibi oynayıp aslında. Önde Abubakar, Icardi. Sa sağ önde peki İrfan Can mı yoksa Rasisa mı? <laughs> Güzel. Komik. Ne diyorsun? <gülüyor> komik <gülüyor> soru. <gülüyor> yani komik soru. Arda biraz daha oynasa Arda olur da. Arda ya görelim. Arda, Tor e, ortada kim oynayacak? E, Torreira Torreira oynayacak. Torreira'nın partneri. Arda mı? Yok Arda yani Arda oynatmak için orada oynatabiliriz ama Badu Endiaye adında bir de inanılmaz bir sezon geçirdi. Bence kesinlikle. Ee, Badu Endiaye'yi kullanabiliriz orada. Ee, Beşiktaş'ın Jesson Fernandez'i kullanabiliriz. Jesson Fernandez de var. Onu da unutmamak lazım. Yani Torreira Jesson bence daha önemli ikili oldu. Evet. Sol sağ. Solda Benjamin Valencia'yı önde o Bakary kullanmak için. Ee, sağ öne Seyircilerimize de soralım. Ligin 11'i e, bakalım onlardan da tabii belki unuttuğumuz oyuncular da şu anda spontane soruyorum bu soruyu. Çalışıp gelmedik yani istatistiklere bakmadık. Evet. Ee, sağ ön için Rashissa Galatasaray'dan en net aday gibi görünüyor. Öyle çok öne çıkan bir sağ kanat performansı bu sezon. İzledik mi diye düşünüyorum. Beş yaşta da Redmond bölüm bölüm, bölüm izledik. Yok. Ee, girmez. Yayamadı. E, Trabzonspor'da Vichy'e zaten olmadı. E, orada önemli performansı ortaya koyamadı. E, seyircilerimizden de çok gelmedi. Redmond daha çok geldi. Rossi diyenler var. E, Fabio Borini'yi o kanata da atabiliriz. Ee, olabilir. Bilal söylemiş. Çok teşekkürler. Bir Kanada Borini'ye çünkü 16-17 gol yaptı. Okey o olur. Ee, yani Borini, Jesson, Torreira, Valencia, Icardi, Avubakar, Kaleda Muslera, e, Nelson, Abdülkerim. Abdülkerim tandemi, Ferdi, Saşa Boy. Tabii canım. Olur. Güzel kadro oldu. Peki ee, Fenerbahçe şampiyon olur mu böyle olursa? Bunların hepsi Fenerbahçe forması gelse. Bunların hepsi şu evet. saydığın kadro Fenerbahçe'de mi olsa? Evet. Yine olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Yine ona da bir şey yaparız. İkinci şey devre da, müdahale ederiz öyle bir şey. Soymalısın, izah etsin. 8 artı 3'e takıldık mı? Hepsi yabancı zaten. Takıldık. 2 tane Türk var. Ferdi var. Kim var öteksi? tekse? Ee, Abdülkerim var. Abdülkerim. Üçüncü o yok. O zaman ortaya Arda'yı koyduk. Yok bir tane Yaş, Türk bulmamız lazım. Yazıklar salsın. olsun. 3-0 mağlup olduk. <laughs> Takım 3-0 mağlup oldu. Mustafa Denizli inönü Helal maçı olsun. oldu. Sizi tebrik ediyorum. Ama ligin en iyi 11'i dedik biz. Şey demek ki oynasın diye. Tabii tabii yani orada All Star oluyor bu tabii All Star yaptık yani. Ee, Galatasaray'da Mert Günok demiş kaleciye Miray Kozlu. Ee, ya Müşter bence Mustera ya. Mustera abi. Mert, Mert Günok da iki, ikinci olur ikinci abi. Kadroya i̇kinci kadroya kesinlikle koyarız. Ee, ama Mert... Sil ya bu Gold... Silver'da Gold, evet, Silver'a olur. Silver'a olur yani. Silver, a silver a birisi, olur. Sormuş. birisi sormuş Drogba mı Icardi mi diye. Icardi futbol bıraktığı zaman sorunun cevabı daha net olur ama şu an Icardi. Galatasaray katkısı olarak mı soruyorsa sormuş. bence Icardi. Yani şu an Drogba mı Icardi mi demiş? Icardi kariyerse sadık. Drogba yani. Yani şimdi yani. o kariyerini kıyaslayamazsın kar canım. İşte ben de şu anda o yüzden söyledim. Yani Icardi <laughs> işte şu an tabii ki Galatasaray performansında daha çok fazla emeği geçiyor. Ama, Drogba çok ama bir oyuncu. ama kariyer olarak bir Drogba, Drogba, Drogba tabii ki yani şu an. Onun kariyeri bitmediği için Icardi'nin. Drogba dedim mi böyle bir 3-5 dakika durman lazım. Kariyerse o. Ama Galatasaray'a yaptığı katkı Drogba'nın da yansıtmaması tabii. Avrupa'da Juventus maçları falan ama şampiyonluğu direkt getirdi Icardi. Peki bir şey söyleyeceğim. Bir arkadaşa geçen tişört verecektik. Ne oldu? Tişörtü verecektik. Kim unuttu? Ya ben verdim sözü unutur muyum? Tişört mü getirdin? Ben, ben hatırlamıyorum. Ya ben unutur muyum? Ben ya? hatırlamıyorum. Ben ben tişörtü getirdim. Ben yoktu mu ki... o yayında? Ya o... <laughs> <laughs> sana Başka o kadar Başka yaptık mı? <laughs> o kadar, ben? o kadar ben neredeydim? O kadar yanıyor, dönüyor dedik boğa tişörtün dedik. <laughs> evet. O tişört nerede? Ben de onu sana soruyorum. Soralım. Nerede? Sen onu mu unutmadın? Ben onu unuttum. Evet, ben, ben, onu unutur muyum? Tişörtü alamayacağım için. Sen demedin mi? O Kime Hediye hediyeydi falan da filan da. Kime vereceğim ben onu? Hayır dedik ki burada Seyirci seyircilerimizden birine, birine vereceğiz dedik. dedik. Valla öyle mi dedik? Evet. Kim dedi onu? Sen. Sen. Ben demedim. Sen dedin. Babamın <gülüyor> verdiği bir <laughs> şey. <tişört, gülüyor> babamın Kim verdiği bir filmine dedi. döndü. Babam <gülüyor> hediye <laughs> etti bana. Allah Allah yapma ya. Sen tişört sürprizi mi yaptın abi? Ben bize? şimdi sen tişört Kim elledi <laughs> benim? Tamam. Ben Hasan Kabze şu anda tişörtü. <laughs> ben tişört getirdim. Ha boğalı değil. Dolayısıyla tamam. da ben sadece sözümü yerine tutmak için getirdim. Tamam biz de o zaman. Bu tişörtü nasıl vereceğimizi kararlaştırdık. Nasıl vereceğimizi kararlaştıralım. Tamam. En çok bana sal. Bu hani yayından sonra tabi seçelim, Tamam. bir soru soralım, ee, o sorudan verilen cevaplara göre... Ama kanalımıza da abone olması lazım. Tabi aynı zamanda abone olmalarını da bekliyoruz. Evet. Ee, canlı yayınımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın, 100.000 olacağız dedik ee, evet. çünkü sezon bitmeden, Hı. onu da bekliyoruz. Soruyu düşünelim o zaman, bir soru soralım, ee, videonun açıklama kısmında o soruyu hatta başa sabitleriz ee, yorumlara gelen yorumlardan. O Hasan şimdi tişört mü verecek? Evet Hasan abi ben tişört. Ben ne vereceğim? Sen de artık ben de bilmiyorum. vereceğim. Sen de bir şey. Ben de bir çöt vereyim o zaman. Ee, bir şey söyle. Ya ben bir şey ya. söyleyeceğim. Bir dakika şimdi. Yani geçen hafta bunun sözünü ben senden almak istedim. Sen dedin ki bu tişört özel bir tişört. Birisi tamam. hediye etti veremem dedi. Babam ediyetti. <laughs> ama vereceğim. Aynen bu şekilde yalan söylemiş. <laughs> Vallahi doğru. Vallahi doğru. Ama ben yine de vereceğim. Yok, şaka yapıyorum Asan için vereceğim. Yok şaka yapıyorum evet, ama. Evet. Babamı ee... babamı ezeceğim burada. Yok yok hayır. Ben <laughs> evet. onun vermemen için zaten seni ee, Zorluğunu da bırakmamak için Biz aynı takımı oynuyoruz. O yüzden ben sana... Feda. O zaman ben şöyle bir getirdim. soru soralım. Tamam, düşünelim. düşünelim. Bir soru düşünmemiz lazım sonuçta boşa çıkacak <laughs> soruyu sormazsak eğer. Ee, tamam, Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı alır mı almaz mı? Onu bilene verelim. Fenerbahçe mi, şey Başakşehir seçelim. mi? Ne zaman? E tamam, Bak, bir, tamam bu, bir hafta sonra. Tabii, o şeyden sonra, kupa finalinden sonra e, verelim. Verelim. 11 ee, Haziran'da oynanacak. 5 senede vermediğimiz bir şey kalmadı doğru, zaten, onu da verelim. Tahmin eden, skoru doğru tahmin eden doğru bir tahmin izleyicimize seçeceğiz. Mesela e, bu, diyelim ki 5 kişi, ama bir şey de belli olması lazım. Mesela şimdiden tahmin yapılacak. Oradan bir Tabii seçeceğiz. seçeceğiz. zaten. Yani Bugün, maç bu, günü değil. Bu videonun altına, bu canlı yayın videosunun altına, altına yorumu sabitleyecek bizim arkadaşlarımız. Biz de bunu ee, çarşambaya kadar bitirelim. Oradan evet. bir havuz alalım. Çarşambaya kadar Orada bitsin. duyurularını yapalım. Deadline koyalım ona. Tamam. tamam. mı? Oradan birisinden seçtiğimiz bir seçelim. arkadaşımıza, abimize e, ya da e, ne Neyse, da verelim. Yollayalım formasını. Yollayalım formasını. E, bize tişörtü. da tişört burada mı? Tişört burada. Gösterelim tişörtü. Tişörtü bir ise. gösterelim. Önemli. Tişörtler oradaydı ama bilmiyorum. Tişörtü bence... Çete, bence arkadaşlar çete yazmanıza şimdi gerek yok. Şimdi renk olarak hangi renk? Şimdi hangi renk istiyorsun söyle. Bir dakika ben ben değil onu sen seçeceksin. Sen ne fark dinle. etmez. Ben karışmam. Çete, çete yazmanıza sen gerek... Sen seçebilirsin kardeşim. Sen zevkine inanıyorum ben. Hangisini vermek istiyorsan... Bu ne çete ver, demek demek ya? yazmanıza gerek yok. Tişörtlere bak. Şunu hatırlatalım tekrar. Çete yazmayalım Oha. arkadaşlar. <laughs> bence ha. güzeldir. Onu onu alalım onu alalım. İnanılmaz bir tişört. Evet, getir. onu Fantastico getir. Onu hatta ben Çok ben, ben, de ediyoruz. bir skor tahmin Bey. yapayım. Ee, tişört şöyle. Fantastico bak. Şöyle. Tamam. Ortaya. Anlaştık. Koy onu orada dursun. Arkasını da gösterelim. 9 numara Serhat takım. Merter'deki e abilere döndüm. Tam <laughs> <laughs> şöyle dağıtıp. Ne kadar olur bize bu? Tişörtü böylelikle bıraktık. çete e yazmayın. Bu yayın bittikten sonra sabit yorum olarak Arkadaşlarımız bu soruyu soracaklar. Onun altına yorumlarınızı yazabilirsiniz. Ee, oradan seçeceğiz. Chat'ten seçmeyeceğiz. Onun da hatırlatmasını şey böylelikle o kadar yapalım. O hoşuma gitti ki şu yaptığın açıklama. Ben bir tane tencere vereceğim ya. Onu da tanıtır mısın Tencere. Ne <laughs> evet, tencere? Eskiden olurdu ya tencere. Şeyde tencere. vapurda. <laughs> ben Osman pazarlamayı benzettim. Ben. Abi Osman pazarlamadan daha iyisin bence. Fransız beckenbauer. Bir tane tencere vereceğim. Şey <laughs> bu bıçak diyor yani şeyde bir tane. <laughs> Türkçe namasında bir film. Şener Şen. Şener evet, Şen. Tamam bak Nadee bugün komonacci. bugün günlerden Nadee ne? Salı bugün mı? Bugün salı. Perşembe. Perşembe Perşembe'ye kadar. Tamam mı? Çünkü değerlendim olsun. Şimdi Galatasaray kutluyor ediyor falan ya. Tamam. Tamam mı? Komple perşembe günü bitirelim bunu veya cuma Sen, siz fark etmez. Tamam. Ondan sonra ee, kupayı kim alır? Oradan yapacağız. Şey ya bizim ekipte oradan çeker. Biz de kupa maçından sonra da o yayında şeyi söyleriz. Kazananı. Kazananı biz ee... de il, iletişime geçer adresine teslim ederiz. ederiz. Tişört inmiş. O, o zamana kadar tişört kalırsa. <laughs> <Bence gülüyor> Sarı takın el koymazsın diyorsun. Yok koymaz koymaz. Yok ya Yok, koymaz kimse şey ya. Vallahi güzel. de. Yok bak. Vallahi güzel tişört. Peki. Vallahi. Ee, Ağzınıza e, sağ sağlık. Tişört yıkılıyor. Fantastik. Serhat abi, var. Hasan abi. Seyircilerimize çok teşekkür ediyoruz. 2022-2023 sezonu Galatasaraylıları Galatasaraylı, tek, Galatasaraylı. Galatasaraylı arkadaşlarımızı, abilerimizi tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Keşke şarkı, şarkı çalabilsek ne bu şey ya? Biraz telif sıkıntısı ya var. Telif abi. telif sıkıntısından dolayı şey yapamıyorum. Telif sıkıntısı Sesim <laughs> var. <laughs> Sesim <laughs> güzel olsa ben söyleyeceğim ama <laughs> onu da söyleyemiyorum. E, soyunma odasında zaten söylüyorlar şu anda tabii ki o meşhur şarkıyı. Yangın <laughs> yeri. E, Galatasaraylı <laughs> takımı söylüyor. Simge Hanım'ı da bir gün bekleriz burada. <laughs> bir gün <laughs> zaten davet edilecekmiş. Biz onu tahmin etmiştik. İkardi ile beraber söylerler. Orada beraber şeyi söyleyecekler. O meşhur şarkıyı söyleyecekler diye düşünüyorum. Yayınımızı yavaş yavaş noktalıyoruz. İzleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Eee Galatasaraylı arkadaşlarımızı tekrar tebrik ediyoruz. Tabii derbi var. Derbi yayınlarımız olacak. Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası finali sonrasında yine canlı yayınımız olacak. Sezon henüz bitmedi ama şampiyon belli oldu. Yine biz önümüzdeki sezon bu ekibe bir de e, belki bir ekleme <laughs> olacak önümüzdeki hafta. Evet. Öyle başlamıştık <laughs> Gurme Spor'un canlı yayınına. Evet. Ee, e, Derbi de belki de öyle arkadaşlık dostluk şeyinde bitiririz. Bitireceğiz. Sonra tabii Türkiye Kupası finalinde de yine e, Gurme Spor'da canlı yayında olacağız. Bizden bu akşamlık bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.